Ay çok gerildim. Böyle sığdırdık. Merhaba merhaba selam. Selam selam. Allah'ım ben yine aynı kıyafetle. Ama chat'i hiç okuyamıyorum. Dur telefonuma bakayım. Teşekkür ederim. Doğum günümü kutlamış Rümeysa. Rümeysa sağ ol sağ ol. Selamlar. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben planlamaları yaptım. Her şey şu an burada. Ama ben buraya oturmaya karar verdim. Beğenin çalışacak. Ben burada iş yapacağım. Çok iyi fikir. Nasıl fikir? Abi chat'i okuyamıyorum. Gözüm bozuk. Ne yapacağım? Beğenin yüzüne nur inmişti. Poğaça yayını mı? Hayır. Pasta yayını. Bir de. Squid Game yayını. Şekeri de getir Beğen. Karbonatımız burada. Şeker arkada. Umarım evi yemezsin. Ya Canberk döverim seni. Okuyamıyorum. Zaten okuyamıyorum. Gözüm bozuk. Bir tane mesaj okuyayım dedim. Onu okudum ya. Şekerimiz, karbonatımız hazır. Aynı anda ikisini de yapacağız. Ama şöyle bunları koyalım geri. Benim yardımcısı. Ben yine oturan boğa oturacağım. Chat'i de telefondan okuyacağım. Göremiyorum ya. Vallahi pastayı yapacağız. Oo, bir de yemem de gerekecek the şimdi. The Most Common Kademe bir abone olmuş. Bak şimdi The Most 33 selam hoş geldin. İlk defa abone olmuş galiba Kademe 1. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Tiger Force 5. ayını yayınlamış. Tiger Force selam hoş geldin. Bir de takip edenlere de teşekkürler. Rümeysa'yı okumuştum. Ya ne? Ya ben öne gelince evi yakmazsın dedim. Evi yemezsin demedim. Ha pardon evi yakmazsın demiş. Benim kafayı direkt yemeğe gidiyor. Ne yapayım ya? 9 TL'lik yorgan iğnemiz dolduğuna göre hazırız. Aynen öyle. Oy var ya çok sıcakladım biliyor musun? Ay benim saçların rengi ne kadar güzel. Benim saçım niye böyle değil ya? Of. Bu çocuk kumral, ben esmer olmuşum. Ama ben de saçım kumral olsun isterdim bu renk. Sonra i̇şte. bu renk olsaydı çünkü saçım kolay açılırdı, lilaya boyayabilirdim. Şimdi boyayamıyorum siyah diye. Beğenin Insta'dan takip ediyorum seni çok iyi ikisiniz. Cahit sağ ol. Benim isteğimi niye kabul etmedin Insta'dan demiş Hakiko. Yunus ya, hoş geldin. Ya. Ve üçüncü ayın için de teşekkür ederim. Klipleri açmayı unutmuşsun Nesin yine baba. Aa BX. Evet unuttum. Oğlum var ya bu düzeneyi kuracağım diye canım çıktı. Neler yaptım biliyor musun? Laptopu taşıdım. Sonra diğer bilgisayardaki internet kablosunu, kamerayı, mikrofonu taşıdım. Arkası pis duruyordu. Onu temizlemeye çalıştım. Malzemeleri buldum. İşte şu kirpiyi, mirpiyi, Squid Game'ler, bilmem neler. Bunları da göstereceğim. Çok yorulmuşum ya. Birazcık oturup dinleneceğim ben. Hayır, bütün işi benimle yaptırmayacağım. Bu kremayı ben yapacağım. Benim de diğer kremayı yapacak. Bu kadar. Benim. Ama şöyle bir iş bölümü yaptık. Şimdi ne yapacağımızı anlatayım. Beğen ne yapacak biliyor musunuz? Beğenko gidecek. Şimdi şu an ben sohbet ederken hemen Squid Game'in şekeriyle karbonatını yapacak ki o bir soğusun. Çünkü yoksa kırılır hemen. Hemen onlara başla. Evet deme başla hadi. Yok, tamam ya. Ben de sonra mikserle krema falan çırpacağım. Hazır krema ama. Of ben niye chat'i okuyamıyorum? Çocuk işçi mi çalışıyor bu kanalda? Ayıp moderatör şaka kaldırmıyorsunuz. Ne olmuş? Erdo hoş geldin. 5. ayın için çok teşekkür ederim. Hoş geldin sağ ol. La kız kardeşi yarın da var öbür gün de var. Beğen de bir iki güne gidecek işte. Ablam ne kadar şeker koydun bir göster bakalım bize. Bu 5 yemek. Bir gösterelim. 5 tatlı kaşığı. 5 tatlı kaşığı. Ultra parlak şekerimizin içine. Koy abla. Neyse burada yapmayayım. Tamam. Şeker. Sonra karbonatı hemen eklemeyeceksin. En son ekleyeceksin. Evet. Biliyorsun değil mi? Bir de ne yapacağımızı anlatayım. Ondan sonra pastada neler olacak? Ondan da bahsetmek istiyorum. İlk öncelik olarak beni çekilsene bir. Gördüğünüz üzere benim fırınım yok. Bu fırın alanım boş. Fırın alanı boş olduğu için kek yapamazdım. Ne yazmış? Kremaya çok güzel oluyor. Ne? Okuyamadım Dikitra. Şimdi doğal olaraktan benim fırın alanım boş olduğu için benim hazır pasta tabanı almam gerekiyordu. Her şeyin hazır olması peki ve bir şey söyleyeyim daha pahalıya geldi. Yemin ederim pastan gitsem yaş pastasam daha ucuza gelirdi. İki tane çok katlı olsun büyük olsun diye iki tane almıştım. Bir tanesinin son kullanma tarihi bozuk çıktı. Bunun son kullanma tarihi 15 Aralık bu safe'de.
Ama bununki 6 Kasım diyor ve ben bunu zaten 3 gün önce aldım. Bu kadar yeter mi? İnşallah yeter, yettiği kadar. Bir şey daha söyleyeceğim. Acaba daha geniş bir tavaya mı koyayım? Şeker yanar mı? Yanmaz. Sürekli karıştırırsan şeker yanmaz. Karıştırmayın diyor. Karıştırmayacağız mı? O zaman kısık ateşte mi yapacağız? Tamam. Koy onu. Yanıma gel sonra. Daha sonra dur, ayağa kalktım. Bu 6 Kasım diyor ama ben bunu aldığımda da bunun son kullanma tarihi geçikmiş. Ben bunu çok önceden almadım yani. 3 gün önce falan aldım. Bunun tadına bakacağım. Eğer yenilebilir gibiyse bunu da koyacağım. Böyle 4 katlı pasta olacak. Daha sonra ne var mı? Erzurum var mı? Erzurum'da okuyan arkadaşım var. Erzurum'a ama daha hiç gitmedim. Bence yenir. Tadına bakacağız birazdan. Açıp bakarım. Bozuk değilse yiyeceğiz. Plan şu. 4 katlı pastanın içine pastacı kreması olacak. Ve renkli gıda boyası aldım. Mavi vardı. Bir tek bir de yeşil vardı. Ben mavi seçtim. Mavi gıda boyası koyacağız. Bebek mavisi olacak rengi. Aralarına muzlar dilimleriz. Meyveler o tarafta. Şimdi gösteremeyeceğim. Ondan sonra böyle dışına da şu kremadan, ben bunu ben yapacağım, bunu yapacağım, bunu da mavi yapacağım, bebek mavisi. Sonra en üstüne bunlarla süsleyip full kalori bombardımanı. Neyse işte bir de çilek. Hani babam pasta yapmayı nereden öğrendi çileği var ya, bir de o çilekten koyacağız. Böyle sonra da yemeyeceğim ama ben hardcore diyetteyim biliyorsunuz. 4-5 damla atın yeterli olur. Çok konsantre bir şey. Evet evet biliyorum. Bunun hepsini dökmeyeceğim. Çok az dökeceğim ki bebek mavisi olsun. Hiç yardım etme ama kıza. Bu arada bunlar yapılırken de, bu planlamamız olurken de işte Squid Game'in şeyini karıştırıyor. Onu da arkaya koydum. Bak tepsi ve yağlı kağıt koydum. Tepsiyi koyacağız. Yağlı kağıdı üstüne koyacağız. Bu sıvıyı dökeceğiz yağlı kağıda. Sonra bunlarla yuvarlak şekil çıkaracağız. Bardak altlığıyla. Daha sonra da bu şekillerle, bizimki farklı olacak, sincap olacak, salyangoz olacak. Bu şekilleri bastıraraktan çıkartacağız. Daha sonra Takmaz da şu an burada. O moderatörlük yapıyor içeride. Ondan sonra Takmaz, Behrim, ben yarışma yapacağız. Ama yarışmada da üçümüz de farklı şeyleri deneyelim dedik. Mesela Takmaz yalayarak deneyecek yapmayı. Ben, abi chat'i okumadan konuşmak çok zormuş. Hiç yazdığınızı göremiyorum, özür dilerim, gözüm bozuk. Takmaz öyle yapacak, yalayarak. Behrin yorgan battaniye şeyiyle, neydi onun adı? Behrin onun adı İğne. Neydi? İğnesiyle yapacak. Ben de kürdanla mı yapsam? Bir de kürdan aldım. Samet eve gelirse diye kürdan aldım arkadaşlar. Ne bileyim, pide falan sipariş veririz, lazım olur. Şaka şaka. Bir de böyle ben de kürdanla denerim ya da iğneyi ısıtarak denerim. Hani dizde gizli kız yapmıştı ya, onun gibi. Dur şimdi chat'e bakıyorum. Neyse, hangi semttesin? Ataşehir. Abonelikler. Elysian 4. ayını yenilemiş Prime ile. Elysian hoş geldin. Bu arada arada gözümden %100 kaçabilir. Özür dilerim eğer kaçarsa. İnşallah bir de sesim çok iyi geliyordur. Onu da yazsanıza. Abi bu yayın çok masraflı. Ben Migros'a gittim, tamam mı? Bak her şey fiyatını da size söyleyeceğim. Tamam mı? Yemin ederim alsam daha ucuza gelirdi pastayı. Gerçekten inanıyorum. Bunun tanesi 11 lira. Bunu kendim evde yapmayı tercih ederdim. Daha ek. Bir silme çay kaşığı bu kadar mıdır? Evet. Ama benim bir şey söyleyeceğim. Hemen koymuyorsun ki benim karbonatı. Şey. Tamam. Bunların tanesi 11 liraydı. Fırın olmadığı için almam gerekti. Tencerede yapamam çünkü ocakta. 11, 11, 22. Bu 10 lira mıydı Berri? Gıda bilmem boyası. Da bir şeyler oluyor buna. Ablam böyle olacak işte. Emin miyim? Bir gösterelim kıvamlı kameraya. Şey yapma. Oo, çok sıcak. Yamultma. Böyle. Ya Nesrin ya. Ya bana Nesrin diyemezsin, abla diyeceksin. Sonra bu 9-10 liraydı galiba. Gıda boyası Doktor Ötker. Sonra bu da 9-10 liraydı. Bu da mor mor topçu. Hiçbir amacı yok. Bunların tanesi 5-6-7 lira falan. Sonra bunun tanesi de 8 lira mı ne? Süt var bir dünya para. Derken çok pahalıya geldi. Kürdanı 13 liraya aldım. Karıştır yanmasın şeker demiş Özge Sevgi, ama Özge Sevgi internetten tarifine baktık, karıştırmayın diyormuş yani. Behrim baktı. Aga direkt, şeker eriyene kadar karıştırmayın. Şeker eriyene kadar karıştırmayın diyormuş. Mum almayı unuttuk. Mum almadık. Oo, onsuz olmaz. Mum siparişi mi verelim getirdin?
Ne ya? Bir eksik daha çıkarsa öyle sipariş verelim. Süt müt yetmezse. Bir şey söyleyeceğim. Takmaz'ın kafası güzel ya. Takmaz. Önce Squid Game'in sıvısını hazırlıyoruz ki o bir sıcak ya, kurusun bir kurusun. O kuruduktan sonra o arada pastaları yapacağız. Daha sonra pastaları yiyeceğiz. En sonunda onun yarışmasını yapacağız. Düzenek bu şekilde. Sıvısı işte. Vallahi çok pahalı. Kibrit varsa dikin. Kibrit de yok. 18 tane mum istiyordu utanmadan, bir de verin demiş de yani o kadar mum alır mıyım? Beri reşit olacak, yazık. Ay evet. Kaç yaş var aranızda demiş. Jingle jingle. 5 yaş var tam. Ben 98'iyim, o 2003'lü. Başka neler var? Maytap almadık. Bu kız nerede ya, kaç gündür? Doktoru, Instagram'dan mesajlar aldım falan. İnfluencerlar gibi söylüyorum. Yayın hala açmıyor demişsiniz. Çağrı'nın yayınında da gördüm. Cevap vermedim o ara hani şey diye. Oğlum ben dün yayın bildirimim kimseye gitmedi mi? Dün yayın açtım. Bilmeyenler bilenlere söylesin. Ay. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Ben dün yayın açtım. Takmaz abi anlatmadınız mı abla yapacağınız şeyleri bugün? Anlatmadık ya. Aa, Takmaz'ın bugün işi vardı. Şimdi hatırladım. Nuri'nin eşyaları bende. Nuri'nin masası falan filan, fazlalık eşyaları bende. O eşyaları alacaktık. Takmaz Doblo getirdi sırf. Bugün o yüzden buraya geldi işte. Onu unuttuk asıl yapmayı. Nuri'nin şeylerini, neydi onların adı? İşte masasını falan filan Doblo'ya yükleyeceğiz. Topluca şeye gideceğiz. Neydi onun adı? Nuri'nin yeni evine gideceğiz, onları koyacağız. Temizlendi ya ev. Bir de eşya falan da alınacak falan öyle. Bir de dün... Ne oldu? Ya salak ya. Kendi kendine reklam ipası geldi ablam. Ablam. Başka ne yazılmış? Ne zaman taşınıyor Nuri? Şu an Nuri'lerin sözleşmesi okeylendi. Her şey okey. Sözleşmesi başladı hatta. Ev de temizlendi. Elektrik, su da var. Bir tek internet bağlatmadılar, bir de eşyaları yok. Eşyaları da almaya gidecekler. Ama o da işte nakit para falan ya, bir işte 3-5 gün sonra yani ne zamana hazır olursa giderler. Ben de giderim belki. IKEA'ya gideriz topluca. Kendi pastasını kendim yapıyor. Ah be abi demiş. Ben geçen sene de kendim yaptım pastamı. Sen kendin yaptın bana. Hiçbir şey yapmadık. Benim doğum günlerimde... Sana pasta aldık abla, daha ne yapalım? Hayır Berin, benim kaç senedir doğum günümde hiçbir şey yapmıyoruz. Abla pasta aldık, hatta bir dilim kestik senin yayınında, böyle yaptın ya. O yayına şov olsun diye yaptılar. Ondan önceki senelerde hiç pasta almıyordunuz bana. Sen bilmiyorum. Ay ben şekere bakayım. Bu çocuk evi yakacak ya. Şekere bakayım. Ya. Bu arada... Işıklarımı beğendiniz mi? Güzel durmuş mu? Getir ablam, göster. Beğenin yanmış bu şeker, karıştır biraz. Zaten böyle bir saçmalık olur mu? Niye karıştırmayalım ki, değil mi? Şeker yanmış, ne yapacağım? Bence oluyor, biliyor musun? Nesrin 30 yaşına gelmiş. Oğlum ne 30'u, ben 98'liyim ben. Gencecik 23 yaşındayım. Daha yeni 23 oldum. Berin'in saçları bence de güzel. Keşke benim de saçım olsa. Benim saçım da aslan yelesi gibi işte. Ablam ya. Uf. Geleyim mi? Zahmet edeceksin. Karıştırsan ben gelirim. Benim ayağa kalkma fobim var. Kendime bakasım geliyor sürekli. Ablam aferin. Çok iyi gidiyorsun. Maşallah maşallah. Aslan yeleli saçlım. Dün İlay da öyle yazmış. Çağrı'nın chatinde gördüm. Aslan yeleli saçlım. Nesrin'in falan bir şeyler yazmış. Türkiye'de İlay var mı? Kıvamı böyle oldu. Oha! Çok güzel oldu. Lan bu yanmış. Bu niye bu kadar koyu? Lan bunu niye gösteremiyorum? Dur. Bu yanmış mı? Değilin. Karıştıracaktık. Niye karıştırmadık? Chat'e öyle bak. Yazıyor. Chat'te ne diyorlar? Yanmış mı? Yanmamış diyorlar. Tamam, o zaman çok iyi, devam. Olmuş diyorlar. Allah'ım çok iyiyim ya. Baby, yansaydı bu arada tüm suç bende olacaktı. Evet, koş. Ablam gibi. Ben de o arada kremaları yapmaya başlayayım mı sohbetle? O zaman karbonata hemen koy diyorlar. Karbonata hemen koy diyorlar. Koydum.
Koş. Neyse, Beri nereden bilecek pasta yapmasını, yardım etsene kızlar. Burak. Edeceğim şimdi. Ben buraya bak, bak öyle bir hazırlık düşünün ki. Üçlü şey, bunu fişe tak, bunu kullanmam lazım ve bunu fişe takmam lazım ya. Fiş uzakta, orada sizle sohbet edemem falan, bir de ayakta görünmem gerekir diye arkadan üçlü priz dolandırdım. Şu an prize takılı yani. Öyle bir şey, ne denir ona? Arka plan çalışması yaptım. Sıkıntı şu, ben de bilmiyorum cidden. Serhat'a soracaktım MasterChef yayında. Şimdi biz MasterChef yayında arkada duruyoruz ya. Ben hep şey diyorum, takmaza falan da diyorum. Diyorum ki ben diyorum hiç pastacı kreması yapamıyorum ve benim bu dünyada en sevdiğim şey pastacı kremasını saf haliyle yemek, tamam mı? Ama yapmayı bilmiyorum. İşte dedim ki Serhat'a sorsam mı sorsam mı diye düşünüyordum. Takmaz da sor sor diyordu. Sonra ben yayında çıktım ya ekrana. O arada Serhat sorun var mı dedi ya, Allah'ım dedim sorsam mı, ama diyorum döner yayını, patates kızartıyoruz, pastacı kreması ne alaka, şimdi tatlı yemeği seviyorum desem zaten kilolu çıktığımı da biliyorum. Dedim ki yok, sormayayım. Eğer sorsaydım şu an Berin'e çok güzel bir pasta yapıyor olabilirdim. Nefes aldım. Lompa. Oha çok iyi oldu. Lompa dur, aboneliğini kutlayacağım. Oğlum yakından göster şöyle. Ben kendime güzel buldum. Oy hadi göster, aldım şunu. Kamera burada mı? Of be, sanki mıhlama gibi. Tahin pekmez gibi. Şimdi bunu burada yapalım. Burada gel gel, tepsiyi getir. Ocağı kapat. Bu arada Lompo 4. ayını enlemiş. Çok teşekkür ederim Lompo. Hoş geldin. Başka takip edenlere de çok sağ olun. Şimdi böyle benim yağlı kağıtlarım var. Bu yukarıdaki ışık yüzünden çok ışık var. Kusura bakmayın. Bu yağlı kağıtlarımızı bu tepsimize koyuyoruz. Ama ben bunu nasıl çekeceğim kameraya? Bence birimiz tutsun, birimiz ekrana göstersin. Hala pişirin devam ediyor. Şimdi dök abla. Sakın üstüme dökme. Çok hafif, çok dökme. Az dök bir. Şunu bardakla bastır. Koşalım, evet. Dur, onun altına şey mi koysak? Evet. Şöyle yayına göstereyim. Altta. Nasıl alacağız? Dur, ben alırım. Ay, çok elim ayağıma girdi. Koş, 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 koş. Koş 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 koş. Ben bunları döke durayım. Bardağı getir, bardağı. Ben de bunları döküyorum bir yandan. Bardağı nereye koymuştuk? Bardak arkada. Şeyin, bulaşıklığın yanında. Koyuyorum. Bastıracak başka bardak. Dur bekle. Bekle 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 ablam. Bir dakika, chat gösteremiyorum. Özür dilerim. Ama şu an hızlı davranmamız gerektiğine inandım ben. 3 tane mi çıktı ya? Bir hayır, tane de yedek çıksın. Bak görmüyor musun, bir dünya var. Dur dur. Bir dakika. Beni sen hafiften bastır istersen. Tamam. Oğlum ben bastırayım. Ben bastırayım. Dur. Of, kimse göremiyor ya. Kamerayı şey yapayım. İndirebiliyor musun ki? Yapayım mı? Hadi. Bu ne bok gibi oldu? Dur ben yaparım. Dur ben yaparım. Salak, madem yapabiliyordum yapsaydın ya. Ben bunu niye yapamıyorum? Ablam oldu işte. Olmadı. Of ya. Oldu, ne yapacaksın daha? Boş ver, yuvarlak yapmayalım. Bunu götür, altını hemen yıkap direkt şey yapalım. Kalıplarımızı koyalım. Oha karamel olmuş. Oha donmuş, salak çekil. Sincapımızı mı kullanayım bunu mu? Birini seçin, birini seçin chat. Sincap mı? Ya bu ne boktan iş, olmuyor. Bir saniye. Kamerayı da sen alta doğru tut, gösterelim. Oh elim yandı, elim yandı. Öyle değil ablam. Şurayı hafif indireceksin. Heh. Wow, oh my god. Bunlar var ya, bence farklı şekiller olsun ya. Yapacak bir şey yok. Böyle dursun çünkü. Biri de salyangoz. Diğerini de getireyim mi? Burada.
Gözüküyor mu? Getireyim mi? Merhabalar. Getireyim, neyi getireceksin abla? Bir tane daha şu var ya köşede hani. Yok getirme. Başka yok ki bunun kadar küçük. Ya biz bu şeyi nasıl temizleyeceğiz? Ben onu düşünüyorum. Bu olmuyor. Abi rezillik. Dur. Ya bunu insan herkes yaptı. Nasıl bir tek biz yapamadık ya? E bu yapışacak. Tamam sen geri tut. Şimdi chat bir şey söyleyeceğim. Telefona dikkat. Yok yok telefonda telefon numarası yok ki. Telefonda chat siz açıksınız. Hızlı olmanız lazımdı. Yayında olduğumuz için olmadı bence. Tadı nasıl acaba? E bu yapıştı bunlar. Bunları nasıl çıkaracağım? Kalıplarım da gitti. Bunlar yapıştı. Hayat çok zormuş gerçekten. Oh, oh, çok sıcak. Berin bir şey söyleyeceğim. Bunu acilen su, kettle'a su koy ablam. Bunu sıcak su atalım acil. Bunlar yapıştı ya. Herkes bir şey yazmış. Spatula yok mu? Çekiçle bura bura yap. Herkesinkini okudum galiba. Ya bu ne challenge'mış ya? Bunu nasıl yapmışlar? Baksana ama çok güzel şeyler oluştu böyle. Yenir bu. Ama yeme şeker sırf yani. Salak onu yemiyorum, şunu yiyorum. Bunu da yiyeceğiz zaten. Yiyecek miyiz ben yemiyorum. Berin bu challenge'ımız çok başarısız oldu. Ne yapacağız? Berin'e yayına dururuz. Boyumuza bakılır. Tamam tamam. Hardcore diyet. Bu bence böyle soğusun sonra biz çıkartırız. Çok kötü. Bu da yapış yapış oldu. Abla her yerin ne yapıyorsun? Oha şunlara bak. İplik iplik saç gibi oldu. TikTok'ta bunu nasıl yapıyorlarmış ya? Böyle bak Berin'in saçı gibi. Tamam ben bir ellerimi yıkayıp geleyim. Aa o kettle'ın sesi çok gelecek. Başka bakayım ne yazıyorsunuz? Bakır tel, iyi tarafına bakmak. Berin sövüyor içinden. TikTokçu mu olacaksın kız? Berin kafama sıkacağım. Oy oy. Ya. Neyse tamam. Bunu şimdi şey yapacağız Berin. Sıcak su dökeceğiz buna mecbur. Ve bu kamera eski haline dönmedi. Şöyleydi. Heh tamam. Benim pişmanlık hissim daha büyük. Yani bu sevdiğim bir tencereydi ve bu tencereyi çöpe atmak istemiyorum şu an. Tencereye baksana ne biçim oldu. Çok kötü şeyler yaşanıyor şu an. Neyse pastamız güzel olacak öyle düşünelim. Takmaz baksana bir. Acaba pastanın üstüne mi bu karamelden yapsın? Aa pastanın üstüne bunlardan koyalım. Ama az önce ben dedim. Şey ya. Belli fikrini çaldım. Tencere ne kadar yiyeceğiz çünkü. Gösterdin mi tencereyi? Gösterdim ama tam görünmüyor. Nasıl görünmüyor Ömer? Ben bunu yiyeyim mi? Leş gibi olmuş işte. Ne yapacağız Mustafa? Ne yapayım yani? Şu işini şöyle alayım. Oha cidden çok kötü gözüküyor. Tadı güzel bu arada. Bildiğin şeker lan. Ne olması bekliyor? Şeker yetiyorsun lan. Ama karbonatın tadı yok mu hiç? Yok. Bunu iç, lavabonun orada yapalım. Lavabo çok boş ya. Tamam bence biz asıl işimize geri dönelim. Nesrin zorba Nesrin ne yapıyorsun? İyiyim. Niye beni etiketlediniz? Şu hardcore diyet. Hardcore diyet. Bir pasta alamadın mı kardeşine ayıp. Teşekkürler. Bir dakika buralarımda kaldı. Ya bu ne ya?
Şimdi biz asıl işimize, ben bunu geri başka bir yere koyuyorum. Hatta ben bunu balkona koyayım. Daha çabuk soğusun. Hemen 30 saniyeye geliyorum. Balkona koyup geliyorum. Ürünlerimiz bu şekilde. Salyangoz. YouTube'da şey var mı? Yem şekerinden sonra sincap. Bir de bunu yapamadık. Geliyorum hemen. Var mı? Temizlenmesi yok mu? Bir daha dök bakalım. Ay yanmışım. Dışarısı ne kadar güzel. Çok iyi. Geliyor gibi lan aslında. Bekletelim böyle. Ne olur ne olmaz. Burası bile çok sıcak tezgahın üstü. Oha. Şimdi o zaman diğer aşamamıza geçelim. Daytona şekeri mi yaptınız? Evet ama yapamadık. Siz hiç yapmayın. Boş verin. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu yağlı kağıdımızı çekmecemize koyalım. Beril çekil. Heh. Şimdi ben şöyle bir işlem yapacağım. Bir tane kasemiz bulunmaktadır. Bunu 1 milyonculardan 5 liraya 10 liraya alabilirsiniz. Neyse bu mavi kasemizin üstüne pastacı kreması vanilinli Doktor Oetker yapacağız. Arkasında da okuyayım. Diyor ki buzdolabında soğutulmuş 300 ml suyu ve 50 gram yumuşak margarini derin bir çırpma kabına alın diyor. Ama ben margarin koymayacağım çünkü boşuna yağlı olmasın. Üzerine toz karışımı ilave edin ve önce düşük sonra yüksek devirde toplam 3 dakika çırpın diyor. Çiğcem buna da süt lazım, ona da süt lazım. O süt kadar yeterli var, var. Sen de var ya mum alalım diye yapıyorsun değil mi bunu? Benim ya maytap falan alsak mı gerçekten ya? Getirden bakalım mı? Happy birthday to you. Dur dur. Getirden bakalım maytap var mıymış. Çok sıcak biliyor musun? Dışarı bir çıktım. Oh be dedim. Ne güzel serin serin esiyor. Mum yok. Mum yazdım. Muz çıktı. Beğerim mum yok. Bana bir ya bak. Ben bakarım ya. Sen o zaman şimdi bu ikisini aynı anda mı yapayım? Bir tanesi yeter mi acaba? Dışını kaplayacağız ya sadece. Bir tanesi yetebilir bence. Ne yazmışlar? Beğerin doğum günü kutlu olsun. Beğerin instası. Teşekkür ederim. Beğerin doğum günü olduğundan haberi var mı? Beğerin doğum günü arkadaşlar 20 Kasım. Ama Beğerin gideceği için yapalım artık dedik. Burada da kutlamış olalım. Eurores hoş geldin. Chat'i oku. Bu arada Eurores yeni gördüm mesajını. Bu arada yeni gelenler için ya da bayağıdır görmeyenler için ben normalde şey oldu şimdi. Chat çok uzakta kaldı. Benim gözümde astigmattır bozuk. Gözlüğüm de yok ya okuyamıyorum kusura bakmayın. Ama garip genç hissediyorum. Genç farklılarına ne koydunuz? Senin ilacın, Mustafa da ilacıyla nasıl gelmiş. Nasıl ilaç? Çekil buraya koydum. Ya Mustafa ya. Ne abi? Onu o kadar derine koymayacak. Mum, ah. Simde uzun mum var. Bu mumdan bana zaten mesaj yok verin. Dur gösterin. İnternetimi kapatayım. Mum varmış da çok uzun mum. Gözükmüyor ki salak. Böyle. Bundan alalım mı? Evet bu yaptığımızın sağlıklı olmadığını biliyoruz. Ama pratik şipşak olsun diye. Ya ne bileyim alasım geldi ya. Ben kremaları hep çok kötü yapıyorum. Her krema yaptığımda neye benziyor biliyor musunuz? Muhallebi gibi oluyor. Puding gibi oluyor. Sevmiyorum. Ben babam hafif arıyor. Babam mı arıyor? Ya uf. Dur. Alo. Baba şu an Berin'le yayındayız. Berin'e pasta yapıyoruz. Yok yok biz hiç hissetmedik deprem bizde yok bir şey. Evet evet. Ben seni ararım yayından sonra tamam mı? Şimdi canlı olduğu için durduramıyorum da. Tamam tamam Hüsnü hadi bay bay görüşürüz. Ay bu arada doğru deprem olmuş. Ablamı arıyor. Deprem olmuş ben hiç hissetmedim. Siz hissettiniz mi? Baba sen köfte yap annem de patates kızarsın. Ay. Dumont yapmış çok teşekkür ederim. Bir şey yazmamışsın galiba göremedim. Ya şu telefonu tam yüzüme koyuyorsun. Özür dilerim. Alalım mı almayalım mı? V-Jinx mi? Y-Jinx mi? Bu Behr'in Nesrin duosu. Aynen. Bu Jinx, ben de Y'ım. Tamam, şimdi alalım mı almayalım mı? Karar ver. Ya tek mum için kaç lira getirme ücreti ödeyeceğiz? Mum zaten 14 liraymış.
Tamam hadi yapmışken tamam olsun. Minimum sepet 25. Tamam mum ekle. Su ekle. Suyumuz bitti. Başka ne eksik? Pasta için bir eksiklik yok. Bir de süt bitiyor ya, süt ekle. Sırma su söylüyor. Ya o ev mumu pasta mumu değil Nesrin demişler. Berin evet öyle. Ben de fark ettim de Berin olur diyor. Berin o ev mumu. Büyük mummuş o. Büyük mum. Tamam. Ben buna başlıyorum uzunlu, bu arada. Uzunlu böyle. Ama ince bir mum. Doktor Ötker. Aa bu arada ne denedim biliyor musunuz? Instagram'da bir tane filtre çıkmış. Nasıl bir filtre biliyor musun? Insta'ya atmadım story de. Böyle Instagram'da elini tutuyorsun. Elini senin alttan yukarı doğru tarıyor. Benim onu elin titriyor mu titremiyor mu onu ölçmüş oluyor. İnsanlar işte mesleğini yazarak paylaşıyorlar. Ben denedim. Benim elim çok az titredi. Berin denedi. Berinki böyle böyle çıktı. Yani doğru meslek diş hekimi seçmişim. Neyse aslında şey için Valorant falan oynarken de elin titrememesi şey, iyi. Hangi sütü söyleyelim? Ya bir tane en ucuz sütü söyle işte ne tamam farkında. O zaman 2 liraya varmış. Hayır onlar küçük süttür. 1 litrelik olup en ucuz olanı söyleyeceksin. Bu çocuk hiç ev ekonomisi... Oha dumanlara bak çıkan. Tozuttum. Like söylüyorum. Ya 2 paketi de yapacağım ya ama bir şey olmaz. Sonra ben daha pasta yapmam zaten. Bunu da açıyorum. Berin instasını versenize diyor herkes. Takmaz moderatörüm. Takmaz. Berin Instagram'ını atma hadi. Sonra bunu da açıyorum. Abi benimle ne konuşasım varmış. Yayın açana kadar full yatıyordum. Berin uyuyordu zaten. O kadar çok enerjisiz gibiydim ki bir anda enerjim yerine geldi. Bunu da açıyorum. Önce sütü ekleyin diyordu. Ya çok önemli değil ya. Ne olacak ki? Tamam. Toz, süt, toz yapalım. Ya of bir şey yapmam. Şişko Nesrin. Bir yer bir de biri Berin'le yan yana ayakta durun demişti. Aha içi gözükmesin. Buzdolabımda ne var? Vlog çekiyoruz arkadaşlar. Merhabalar. Şöyle gösterelim. Buzdolabımda ne var vloguna hoş geldiniz. Bakalım neler varmış. Öncelik olaraktan burada bulunan ürünlerimiz genel olarak kaymak, peynir falan. Buralarda da peynirimiz falan bulunmaktadır. Böyle Migros dilimli taze kaşar peyniri. Üşendiğim için dilimli alırım hep. Ondan sonracığıma nasıl çıkıyorum ekranda onu da bilmiyorum. Burada kolalarımız var altta. Şurada görüyorsunuz. Bak şurada kolalar var. Ayran var. Ayran severiz. Başka ne var? Burada her zaman yaptığım ev yemeğim var. Ev yemeği yaparım çünkü bilirsiniz. Başka da altta da sebzeler var ama onu göremiyorsunuz. Birileri bir şeyler yazıyor. İnşallah banlık bir şey yoktur. Hep birlikte, hep birlikte. Ne yazıyorsunuz? Çok yaşa yazıyorlar bana. Ha çok yaşasın, çok yaşasın. Daha sonra başka neler varmış onlara da bakalım. Bu kadar. Başka da hiçbir şey yok. Burada da magnetlerim vardır. Magnetlerimi taşınma yayınımda zaten göstermiştim. Bu kadar. Buzluğu aç. Yumurtalar niye orada? Berin de bir yan yana gelsenize. Tamam. Berin gel abla. İnsanlar ayakta mı? Gıdıma bakmayın tamam mı? Gidiyor musun? Aa Mustafa nereye? Nuri'yi götürmek için. Aa Nuri'nin eşyalarını götürmeye gidiyor. Biz de gelirdik. Berin gel gel daha tam durmadık. Ya. Uymuyor saatler uymuyor. Eftel'le seni çok seviyorum. Onu demekten de. Tamam tamam. Eftel'le Berin arkadaşı. Tamam o zaman. Takmaz da görevini yapmaya gidiyormuş. Peynir göstermek yasak. Ya boş yapma. Saçmama. Ne alaka? Benim gıdım var evet. Abi ben çok da kilolu bir insanım. Gayet normal. Tamam birazcık kollarım falan yani. Birazcık kilolu olabilirim ama normal her insanda olur. Balık etli denir işte onlara. Bir de boyum uzun olduğu için. Ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor biliyor musun? Dur dur anlatacağım. Şimdi benim boyum uzun olduğu için sadece oturunca böyle ne bileyim omuzları geniş.
yanındakine kıyasla atıyorum yanındaki bir insana. Omuzları geniş, geniş bir insan gibi duruyor. Ama ayakta durunca aslında omuz genişliğim boyumla doğru orantılı. Bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela bir insan ayağına baktığında ya da eline, oha elin ne kadar büyük, sen kilolu musun ya da ayağın büyük mü dersin. Ama boyu 1.80 olan birinin zaten ayağı 35 numara olmaz ya. Öyle incelemek gerekiyor. Benim bir de kemiklerim iri gerçekten. O da var. Kemik iri olunca üstüne daha fazla şey oluyor. Yağ tabakası da gelince daha böyle bir ooo oluyor. İkna olmuşlar bak. Filtrenin adı ne? Lan ne filtresi? Ben daha giriş introsu veremedim. Ne filtresi? Baksana giriş introm ne biliyor musun? Tinta Kapı birazdan buradayım. Tinta Kapı benim 7 ay önceki ismim. Neyse, sonuç olarak her şeyi kanıtlamış oldum. Oh, içim rahat etti. Ama gıdım var. Bunu inkar edemem. Yalan söylemiş olurum. Gıdım hadi pasta mı yapalım? Ya tamam ya. Aa, Mustafa şimdi gitmeseydin Nuri ile Çağrı'ya pasta gönderirdik senle. Dur dur, Nuri'ye söyle. Nuri, eğer şu an bu oyunu izliyorsan takmaz 40 dakika sonra gelirse olur mu? 40 dakikaya pasta hazır, hemen yaparız. Hemen Berin, hemen sen de bunları pişir. Berin de bunları yapacak arkadaşlar. Bunu da böyle aldık. Pastacı kreması diyor. Al ablam koş. Nuri ile Çağrı'ya pasta yetiştirme challenge. Çünkü yetişmezse eğer o pastanın hepsini ben yerim. Biliyorum kendimi yemeyeyim. Bununla mı yapayım? Perses hoş geldin Perses. Bununla mı yapacağım? Vallahi chat okuyorum ama yine de gördüm. Hı? Evet onunla yap. Onun daha bir saat dolapta ya. Ne olacak, bir şey olmaz. Tamam, şimdi biz tozlarımızı içine koyduk. Tozlarımızı içine koyduktan sonra 600 ml süt eklememiz lazım. 600 ml süt ne kadar bilmiyorum. Su bardağım da yok, hepsi kirli. Lavabonun içine döktüm. Nesin dolar line var. Ya Allah'ım ya. Yani 3 bardak ama bardağım yok. Neyle yapsam? Dur şuralardan bakınayım be. Gerizekalı bana demiyor muydun? Ben ablama söyledim. Abla ölçme bir şeyin var mı falan dedim. Ablam da bana dedi ki Berin işte 1 litre süt oradan ayarlarsın kendin dedi. Tamam şimdi mantıklı açıklamamı yapıyorum. Senin için gereken süt 800 mililitre. Yani 1 litrenin hafif azını yapacaksın. Ama benimki 600. Çok sen, arada sen de bir rakam. Yarısının bir şeyini yapacaksın. Bu açıktı zaten ağzı. Değildi. Ya bu açıkmış. Tam bozuk değilmiş. Tembel şişko. Döverim lan seni. Berin. O zaman şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bana bir tane bardak yıka. Ya abla yet. Yıkama. Tam ya ben göz kararı yapacağım. Ben göz kararıma güvenirim. Bunun içinde şu an 800 ml şurada süt var. Şuraya kadar. Bu arada döküyorum. Ya her şeyi hazır aldık. Bunu bile yapamazsak yuh diyeceğim ya. Abi anlayamadım ya. Takmaz Nuri'ye söyle lütfen. Tamam oldu bu. Şöyle bekleyelim. Geri kalan tozumuzu da döküyoruz. Birazcık tozutuyor, kusura bakmayın. Döktük. Şimdi bunları çöpe atabiliriz. Birazdan atarım çöpe. Aa, size çöp poşetimi göstereyim. Mor aldım. Bu benim çöp poşetim mor kokulu ve bu geri dönüştürülmüş şeylerden yapılmış, öyle yazıyordu. Böyle çöp poşetimizi açıyoruz. Mor kokulu, lavanta kokulu işte, yanlış söyledim. Böyle açtık, bunlarımı atıyorum. Şu bir tanesi kalsın, tarife bakacağım. Ablam çöpün olursa burada çöp kutumuz var. Makas yok mu ya?
Makas. Makas burada olabilir. Yerini unuttum ama. Ver ben açayım. Nasıl açacağız? Dur çete de bakayım. Mor kokulu çöp poşeti mi olur? Makası da getirden söyleyin. Biz de görelim ne yaptığını. Şu an bunu açmaya çalışıyorum. Tamam göstereceğim. Bunu çok steril ortamlarda yapalım. Şimdi başkaları da yiyecek. Verin ya. Banyoda makas vardı. Git onu al bari sen. Şimdi bunu doldurduk ve ben bunu çırpacağım. Lan Nesrin takmazı yollasan onu bekliyorum. Ya Nuri size pasta yapıyoruz. Pasta 40 dakikaya hazır. Pastayı keselim öyle size gönderelim. Yoksa hepsini ben yerim hardcore diyet yalan olur. Siz de yiyin hem. Hem de yorum yaparsınız bana söylersiniz. Becerikli miyim? Steril dedi banyodan makas istedi. Abicim banyodaki makas başka bir iş için kullanılmıyor ki. Banyoda durmasının nedeni burada makasa alan yok, yer yok. Banyoda boş çekmece var. Çekmeceye koymuşumdur. Allah Allah. Şimdi bunu karıştıracağız ama mikrofonu galiba kapatmam gerekecek. Çünkü çok ses çıkıyor bak. Çok ses çıkıyor. O ışığı kapatma beyim. Mikrofonumu kapat. Olmadı olmadı çok toz tutuyor. İlk karıştıracağım. Beni ne yapıyorsun? Ablama kışkırtma. İnsanlar makas steril değil diyorsan benim saçımı kesmeye çalışıyorsun. Şimdi biz bunu Çağrı'yla Nuri'yi nasıl yedireceğiz Beri? Saçına dokundurmadım. Dur ilk bir şöyle yapayım. Kendim karıştırıyormuşum direkt aslında. Ben sıktım tamam mı? Aaa steril. Kolonya sıktı makasa. Tamam şimdi mikrofonu kapat. Ya bu çok sıçrıyor. Ne yapacağım? Sıçrıyor etrafa. İlk bir karıştır. Karıştırdım. Nuri bekliyormuş. Tamam. Nuri yemeyecek. İn Nesrin şu çocuğu yolla. Döndüm ben. Geleceğim pasta yemeği. Tamam. Tamam tamam Nuri biz sana pastayı getiririz. Tamam takmaz gidiyor. Montunu giymiş ayakkabısını da giyiyor. Her yeri sıçrıyor. Oha her yerim kirlendi. Ay sağır oldunuz. Kulaklığı kapatmayı unuttum. Özür dilerim. Bir saniye hemen. Ha tamam pardon. Arkadaşlar birazcık kıvama geldi. Son bir dakika daha karıştıracağım. Şöyle göstereyim. Böyle. Böyle. Nasıl göstereceğim? Böyle kıvamlı. Saçına kıyafetine her yerine gördüm. Ama zaten duşa girecektim. Sıkıntı yok. Mikrofonu da kapatmıyorum. Birazcık kısayım yeterli bak. Şöyle kısayım kapatmayayım. Tamam oldu. Oldu oldu çok güzel oldu. Buna boya atacaktık. Dur. Abla en son ne atacaktık? Hayır. Ya. Şimdi niye atmıyoruz? Ve en son karıştırmam bitti. Karıştırmam bitti. Ya benim tamam. Dur bir dakika.
dakika, şu yüzümü elimi kolumu sileyim. Hangisini? Onu dışa mı yapacağız abla? Ne? Onu dışına yapacağız. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bu arada mumlarımız da gelmiş. Çete de bakayım. Burnunu da silme. Burnunda da mı var? Gözükmüyor. Bunu döküyorum Meryem. Ben de görmedim. Tamam. Şimdi bu mükemmel anı nasıl yapacağız? Dur. Ben bunu durdurayım. Durdurma, durdurma. Şöyle ben kamerayı aşağıya tutacağım, tamam mı? Durmuyor. Şimdi maviliği döküyoruz. Dökülmüyor. Ucunu açmadım. Kamerayı aşağı çek. Sağ burnunun deliğinin tam üstünde. Dur dur o zaman dur. Bir dakika. Şimdi şöyle elim çok steril öncelikle. Yıkamıştım en son bir yarım. Şöyle şöyle süspansiyon. İnşallah geçmiştir dedim attım. Bu gelmiyor ya ucu. Hadi. Ucu kesilmesi mi lazım bunun acaba? Ucunu kesecekmişim. Benim makasını nereye koydun ablam? Dişlerimiz kime emanet? Oğlum yayın yaparken diş de yapamam zaten. Yani bu yayın yap yani yayın yapmanın stresinden dolayı bu. Kestim. Kestim. Şimdi dur. Allah dur. Şuralar çok çıkmasın. Orası batıktı ya. Kesin çıktı Allah'ım. Ay ne yaptım? Ekranı küçülttüm bir saniye. Tamam. Oh. Gerçekten gerginlikten öleceğim artık. Bunu şimdi damlatıyorum. Bir damla. Bebek mavisi. Tamam. Bir iki damla damlattım bir bakalım. Bu hiç etki etmedi. Birazcık daha damlatmamız lazımmış demek ki etki etmiyor. Ses kısık mı kaldı? Yok ya ben bağırmayı bırakmışımdır. Of of. Ne yapacağımı bilememek zor iş. Heh. Damlatıyorum. Tamam. Bu da çok oldu sanki. Sesi kısıp birazcık daha çalıştırayım. Şimdi göstereceğim size nasıl olduğunu. Birazcık daha gerekiyor ama. Hiç gözükmüyor. Şu ışık çeksek ya bir. Yine gözükmüyor ya delireceğim. Aa Mert gelmiş Mert. Mahallede kazı çalışması olur ya aynen öyle dayılar gibi oturmuş izliyorum inşaatı. Mert. Chat'i okuyamıyorum kusura bakma hoş geldin. Hayır gözükmüyor oldu. Hepsini dökeceğim ya size de göstermiyorum. Hepsini döküyorum. Tamam. Abi çok yoruldum ya. Ayakta mı yapsam? Gerçekten yoruldum yani otururken uzanmaktan. Oo oluyor oluyor. Bak bak. Gördünüz mü maviliği? Oluyor bak mavi. Oldu oldu çok iyi maşallah. Benim bu kadarı yeterli mi? Sence daha dökeyim mi? Gel buraya sen buna bak. Hayır ben ona bakamam. Çok mavi lacivert maşallah. Yoo gayet iyi. Son bir hamle yapacağım. Bak bunu herkesler bilmez size bir hamle gösteriyorum. Bak şimdi bunu böyle karıştırıyorsun ya. Böyle hafif çekiyorsun bak karıştırıyorsun.
Ve burada hiç krema kalmamış oluyor. Anladınız mı hamleyi? Böyle bir hamleyle çekebilirsiniz. Rengi de böyle oldu. Abla bu olmuyor. Nasıl olmuyor? Hiçbir gelişme yok. Sütü çok mu koydun? Paketin birini eksik mi koydun acaba? Yoruldum. Kaşık alayım şimdi. Size göstereyim. Kaşığımız. Böyle mavi yaptık. Bakmıyor ya bir de kardeşim. Abi çok yoruldum. Ne yapayım ya? Ortam lazım bu ortama. Tadına da bak. İki kız var. İkisi de yemek yapamıyor. Berin ne yapıyor? Allah'ım yardım et. Bir de ben diyorum ki biz bu mutfak yayını planladık ya. Şey diyorum. Biz diyorum bu her şey hazır zaten diyorum. Biz bunu 5 dakika yani ne bileyim 20 dakikada biter yayın falan diye bir de bunu konuşuyorduk. 50 dakika olmuş sadece şu hazır 5 3 dakikada aa, hazır. Ha bak. Bak bak. Şurada ne yazıyor? Nerede lan? Sadece 3 dakikada diyor. 3 dakikalık aşamayı 55 dakikada gelmişiz. Tebrik ederim. Gerçekten çok yoruldum ya. Şöyle oturmak istiyorum. Oh. Sağ sağ hoca bana mı diyorsun? Yeni mi geldin? Hoş geldin. Ay abla çok güzelmiş. Hasna hasna sen de gelirsen metropole sana da getiririz. Nuri ile Çağrı'ya götüreceğim. Tıktı valo geç. Oğlum nasıl geçeyim valo şimdi? Bir de ben bayağıdır hiç valo oynamıyorum. Bu arada takip eden herkese çok teşekkür ederim. Abone olan... Aa Piresu da here. Beautiful that Mert'e abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. GKN, YZN Prime ile ilk defa abone olmuş. GKN, Gökhan yani herhalde. Hoş geldin, çok sağ ol. Başka neler var? Tamam bir dakika. Ha bu kadar. Başka yokmuş bir şey. Başka ha çay limon 4. ayını yenilemiş. Çay limon çok çok sağ ol. Hoş geldin tekrardan 4. ayın için. Kilbeya da 9. ayını yenilemiş. Oh hem de Prime ile çok teşekkür ederim. Hasna Paşa yeme tavsiyem takmaz bile yememek için kaçtı evden. Yazıklar olsun ya. Niye öyle diyorsun? Baksana mavi boya alıp ne oldu be evi? Daha ne kadar karıştırayım diyorum. Bitmiş o gördün mü? Abi asla gelmiyor. Sonra gıdım var. Bir dalga geçiyorlar. Gıdımla arkana dövmenin ne alakası var? Ben onu yapamadım abi. Sen de böyle bir kral koydun. Beğenim katılaştıysa olmuştur. Çok güzel oldu lan. Oha çok güzel olmuş. Ben gördüm çok güzel. Çok güzel maşallah. Tavlaya kaldı. Göster. Bunun kaldı. He pardon. Şimdi bunun soğumasını mı bekleyeceğiz? Evet. Ah be bir de bunu bekleyeceğiz. Hemen bunu ne yap biliyor musun Beğenim? Sana taktik veriyorum ablam. Bunu gel. Bunu alalım. Bunu hemen şeye götür. Balkona götür. Balkon çok soğuk. Balkonda hemen soğur o, üşür. Balkonda hemen üşütürler onu. Bakalım ben de chatle konuşayım. Bu da hazır zaten. Böyle. Bence ben bunu biraz daha mavi yapayım. Dolaba hemen konmaz. Dolap çok soğuk ya. Bir de böyle bir şey de biliyorum ben. Bir şey çok sıcaksa hemen dolaba koyduğunda o şey... Kötü şeyler oluyormuş yani. Hemen dolaba sıcak şeyleri koymamak gerekiyormuş. Hatta ben ne yapıyordum biliyor musun? Annem puding yapıyordu. Ben tatlı yemeği çok severim biliyorsunuz. Annem bana puding yapıyordu. Annem puding yaptığında beklememek için bilerek mesela çok fazla kaseye az az koyuyordum. Hızlı soğusun diye. Bir de ben onu buzluğa atıyordum. Şu buzluk var ya üst buzluğa atıyordum. Bir önce soğusun da yiyeyim diye. Ki onu bile beklemeyip yiyordum. Abicim ya. Ha dolap bozulurmuş işte aynen. Bir saattir pasta gerçekten olmadı. Vallahi de olmadı. Bu arada takip eden herkese çok teşekkür ederim. Perio, Ufuk Yayın, Tarık, Gökhan, Maryland sağ olun. Annem puding yapsın babam kola alsın. Bence benim ben bunu birazcık daha mavi yapmak istiyorum. Tamam ya. Bu yeşil gibi oldu. Görünüyor mu bilmiyorum. Aslında çok güzel bir mint yeşil ama daha da renkli olsun ki ooo bu renkli mi desinler. Döküyorum. Bunu bitireyim mi komple? Çektim, şöyle göstereyim herkese.
Bayağı bir döktüm. Şimdi bunu karıştırıyorum. Batik desenli tişörte benzedi şu an bu. Bu sefer elimle şeyle kaşıkla karıştırıyorum. Oo bu renkli mi? Oo öyle Eurores ne sandın? Berine bak telefonuyla oynuyor ya. Abicim kamera seni çekiyor. Nasıl heyecanlanmadan telefonla oynayabilirsin? Arkadaşlar Nesin hamar attı. Amacı Berin'in doğum gününe yetiştirmek istiyor. Daha 3 günü var ondan öyle. Kim o? Helal olsun ya. Ahmet Yasin ya. Ne yaz? RGB pasta demiş Mert de. Mert sana VIP'lik vereceğim ama şu an veremiyorum. Kusura bakma. Hoş geldin tekrardan. Ben de karıştırayım. Tamam sen karıştır olley. O arada hadi başka challenge'lar yapalım. Bak daha karıştıran mı? Hadi çöp poşetinin içine girip çuval atlama yarışı. Nasıl fikir? Bunun bende sarısı da var. Katmanın renklerini aldım özellikle. Bir tane mor aldım, bir tane sarı. Sarıyı da göstereyim. Çekil. O da limonlu. Ne yapacağım? Sarı benim şeyim nerede? Oğlum nerede çöp poşetim mi kayıp? Şimdi diyecekler ki salak diyecekler bana ya. Al. Bak bu da sarı. Çırptım. Yakışmış mı? Allah'ım ya. Bu arada bu espriydi gerçekten yapmayın. Yarıştırdım. Gerisini de unuttum. Ya oğlum ne teyzesi? Bana niye teyze diyorsun? Niye ben 23 chat yaşındayım. Yok. Chat'i yanlışlıkla kapattım. Ben açayım hiçbir şey mi? Göremiyorum. Dur chat'i geri açayım hemen bir dakika. Görünüm, paneller, sohbet. İşte chat böyle oldu ben de kapattım. Yanlışlıkla büyüttüm çok büyük oldu küçültemiyorum. Böyle olacak yapacak bir şey yok. Evet toplayalım buraları madem eline çöp poşeti aldım. Buna birazcık daha ekleyelim mi? Son halini gösterelim. Bence eklemeyelim. Ekleyelim ya daha. Ben ekleyeyim. Tamam al ekle hadi. Oh çok yorgun. O arada sohbet edelim. Şu ikiliyle bir gün geçirmem lazım. Nehir ya. Lara şey yazmıştı. Biz Eminönü'ne dur onları anlatayım. Dün ne oldu? Bak şimdi. Dün biz ben yayınımdan sonra işte mercimek yemeği falan yedim. Ondan sonra yayından sonra Nuriler'le konuştuk. Metropol'de buluşalım dedik. Berin hanımı da götürdüm. İşte tanışır falan diye. Ondan sonra Berin falan filan. Neyse işte oturduk. Çağrı falan da vardı. İşte Nuri, Takmaz vardı. Ben vardım. Berin vardı. Çıraş kapıyor gibi. Evet. Neyse işte şey diyor. Berin diyor ki ben diyor Eminönü'nden diyor şey almak istiyorum diyor. Fotoğraf makinesi analog alacağım fotoğraf. Diyor. Ama analog fotoğraf makinesi. Yani bu şey olan değil. Hani Instax'lar var ya fotoğrafı çekiyorsun altından çıkıyor ya fotoğraf direkt. O değil. Bunun istediği fotoğrafı çekecek görmeyecek bile ne çektiğini. Daha sonra banyo solüsyonu falan yapıyorlar ya kırmızı karanlık oda konuştuk ya öyle istiyor. Neyse işte sonra Allah razı olsun Çağrı da Berin'e bu fikrin ne kadar saçma olduğunu. Salak mısın demeden anlattı. Berin ama böyle falan yapıyor tamam mı? Neyse bugün de normalde oraya gidecektik. Eminönü'nde satılıyormuş bunlar. Eminönü'ne almaya gidecektik. Berin dedi ki abla dedi Çağrı abin dediğin düşündüm mantıksızmış. Bence de almaya gerek yok dedi vazgeçti gitmedik. Bu konu aklıma nereden geldi? Eminönü'ye gitseydik Lara buluşalım demişti de. Lara diyelim var ya chatte oradan konu çok alakasız geldi. Berin'in yıllardır yayıncı gibi davranması peki. Az da ne yaptığınızı çek. Çok haklı mutfak yayınında. Gerçekten yıllardır yayıncı gibi ama aynen. Ay ablam çok sıcak. Abla burası hiçbir yanıyor. Şey yapmıyorsun. Kol kaslarım ağrıdı ya. Sen dedin mi ben karıştırıyorum. Onu karıştırmak tencereyle ne kadar zordu biliyor musun? Olabilir. Aa ben de bunları açayım. Sen de onu sütle ısla. Bunu sütle ıslatalım tamam. Bu son kullanma tarihi geçik olan mı değil? Büyük bir tabağa koyalım. Dalgona şekerlerimize ne oldu onlara?
kabartacağız? Büyük bir tabak mı? Tamam, alttan büyük tabak al. Şu beyazlı olan en büyüğü galiba. Ama o bile küçük kaçabilir. Tepsiye mi yapsak acaba bile? Tepsiye mi yapsak? Ya. Bunun boyutu iyi mi? Ama kenarlarından çok taşacak. Haberin olsun, kreması falan. O zaman tamam, tepsiye yapalım. Tepsiye yapalım. Tamam. Nesrin deme bana. Duymuyorsun. Tamam, tepsiye yapalım. Bunu... Ben bunu açamadım ya. Niye açılmıyor? Açılmıyor bu. Ver bir bakayım. Aa, kalorisi de yazıyor. Çok iyi. 100 gramı 349 kaloriymiş. Bu kaç gram? 250 gram. Makası ne yaptık abla? Aldın ya. Kestin ya. Al burada. Burayı bir toplasak mı ilk önce? Şunu bir kapatalım önce. Şunun kapağını kapatıyoruz. Bunu şöyle şuraya attırıyorum. Bir çek ayağını. Tamam. Pastamızı açıyorum şu an. Hala açılma evresinde. Bunu bile açmak gerçekten zordu. Lara yazmış. Lara ne demiş? Keki de yapsalardı yarın olurdu artık. Lara, ama fırınımız yok. Görüyorsun, ne yapalım? Şimdi kekimizi... Dur. Bunu böyle koyduk. Tepsi neredeydi ki? Ben tepsinin yerini bilmiyorum. Ne kadar iyi evine hakim bir insansın ya. Dur bir dakika, şuraya bakayım. Burada yok. Bence sen tabağa ver ablam. Bunun şeylerin uçlarını çıkartsın. Tamam, bunun uçlarını da çıkartayım. Bu nasıl çıkıyordu ki? Ha? Hayır. Tamam, bunları da çıkartalım. Bir sessizlik oluştu, hiç sevmedim bu sessizliği. Heh. Bunu da koyuyorum. Tamam, şimdi tabağımızı alıyoruz öncelikle. Çok zor bir iş yapacağım şimdi. Pasta tabanımızı hop yaptım, hop çıkarttım. Bunu çöpe atacağım. Ver onu, çöpe atayım. Dur, ben çöpe atıyorum. Namaste. Şimdi de bunu açıp bozuk mu diye bakacağız. Bunun son kullanma tarihi geçmiş birazcık. Hep çöpe atın. Ne alaka oğlum ya? Her yaptığım işlemi söylüyorum işte. Bir bunun tadına ufaktan şöyle bir bakıyorum. Bozuk mu diye anlamak için. Abla tepki versene. Anlayamadım. Versen. Beri sen baksana. Sanki zehirlenmiş gibi kaldı. Aklıma bir anı geldi, onu söyleyeceğim. Biz bir ara Edirne'nin Enez diye böyle tam Yunanistan sınırında bir ilçesi var. Bozuk değil değil mi? Bana da öyle. Biz oradaydık bir ara. Amcamlar, yengemler, kuzenlerim de orada kalıyordu. Biz de orada kalıyorduk ailece. Bir gün benim kuzenimin doğum günüydü ve orada da çok açık pastane yoktu. Sadece bir tane pastane bulabilmiştik. Yaş pasta almıştık kuzenimin doğum gününe. Bunlar işte kutladık, iyi ki doğdun falan filan. Sonra pastayı kestiler, tamam mı? Kesilir kesilmez ilk tabağı ben aldım tabii ki. Yiyeceğim diye. Ben yedim. Bozuk olduğunu da anladım. Ama çok da bozuk değil yani. Bozuktu birazcık. Ama canım o kadar çok beklemiştim ki onu yemeği. Yok, akşam yemeğini bekle, onu ye, bekle, bunu bekle. Yine de yedim. Sonra annemler işte sohbet ediyorlar falan ya. Sonra annemler işte sıra geldi pastayı yemeye. Ondan sonra yiyelim falan dediler. Bir lokma alır. Bu ne bozukmuş falan. Annem bana kızıyor. Nesrin niye söylemedin falan diye. Ben ki ben yedim. Yedi mi? Neyse, annem bunu hep anlatır. Bozuk şeyleri algılayamıyor. Her şeyi yiyor. O yüzden tadına bakınca anlayamadım bozuk mu değil mi. Ya yani şekerli bir tatla bozuk bir tadı karıştırıyorum. Hayır, anlamıyor Mert, değilsin. Mert, yarın doğum günümmüş. Kutlu olsun şimdiden. Evet, doğum günün kutlu olsun. Farkındasın ama aç olduğun için yiyorsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu kadar yeme üstüne kendime dalga geçiyorum da ben yemek falan çok yemem. Ben tatlıda böyleyim. Ya bazıları içlerinden bilenler vardır. Mesela diyelim ki bir otele bir yere gittik.
Diyelim ki Uludağ'a gitmiştik biz üniversite 1. sınıfta arkadaşlarımla 7-8 kişilik bir arkadaş grubu. 2 gece falan fiyatını da söyleyeyim 540 liraydı. Her şey dahildi. Hani böyle tabağını alıyorsun ya tek tek, ona ne dönüyor? Açık büfe. Ha, açık büfeydi işte abi, hiç yemek falan almadım. Sadece bir tabak alıyordum böyle, tatlı doldurup tatlı yiyordum, yemek yemiyordum yani. Ben öyle biriyim. Yemek falan umurumda, tatlıdan dolayı da böyle oluyor. Şeker de çok zararlı biliyorum, yazmayın. Of, çeti ben hiç okuyamıyorum. Ya Hasna, hiç yemediğin çok belli diyor. Hasna, yemek yiyorum da normal yiyorum insanlar gibi, çok sevmem. Ama tatlı varsa tatlı yerim. Ne salak verin ya. Bu çocuk bu kitleye kaldırmıyor. Gördük canım dönerde nasıl yediğini. Dilay, döneri en az ben yedim ya. Yarım yedim, yarım. Hani bir dürüm yersin ya, bir dürüm. Yarım yedim. Çünkü ilk başta herkes yesin diye yarım yarım veriyorlardı. Sonra çok arttı. Ama ben çok susamıştım. Sonra dedim ki yemeyeyim zaten, dalga geçecekler. Diyete başlayayım dedim. Orada karar verdim. Hadi ablam kremayı koyalım mı? Oh koyalım. Öyle işte getiriyorum olaylar. Oğlum ne yorucuymuş ya. Ben daha önce iki kez mutfak yayını yaptım bu arada. İlkinde tektim. İkincisinde Beğen'in yaptı zaten, ben yapmadım. İlkinde tektim ve tiramisu tarifi yapmıştım. Tiramisu yapmıştım. Onu çok kişi bilmiyor. Hatta o yayın nasıl bir yayın biliyor musunuz? O yayında bana 100 kişilik host gelmişti. Ben çıldırmıştım. Oha! Kaç kişi olduk lan yani. 40-50 izlendiğim zamanlardı. O yayında çok yorulmuştum. O yayında çünkü şeyden dolayı yorulmuştum. Kadraja sığdıramamıştım boyumu. Sürekli eğilerek bir şeyleri karıştırmam gerekmişti. Çok yorucuydu benim için. Öyle. Mutfak yayınları yorucu oluyormuş. Ay abla bu... Her şey Berin yapıyor, yoruldum diyor. Doğru, haklısınız. Daha dün şey Berin'le şey yarışması yaptık ya dünkü yayında. Böyle ağzımıza kaşık aldık. Yumurta koşma yarışması yaptık ya. Abi 4 adım attım evin içinde. Onda bile yoruldum. Bir de dün Nuri dalga geçiyor. Dün Nuri yayını izlemiş. Abicim diyor, sanki diyor çok bir yol yürüdün. 4 adım attın, nefes nefese kaldın. Bu nedir diyor. Bayağı dalga geçti benimle. Öyle komikti. Hala sıcak. Bir şey soracağım. Aranızda bilenler vardır. Krema sıcaksa daha konmaz mı bunun içine? Konmaz değil mi? Yani şu an bunun üstüne krema dökmemiz lazım ama krema hala sıcak. Ne yapmalıyız? Çenem çok yoruluyor. Konmaz. Boşuna karıştırdım. Abla obez problemleri. Hangi bez? Ya o. Dur, ne yazmışlar? Gastroloji okudum ben Konur. Soğuması lazım. Yusuf hoş geldin. Tam soğumasını bekleyeceğiz o zaman. Ben daha bir şeyler anlatırım. Aha, o arada şey yapalım. Ben muz dilimliyim. Muzları dilimliyim. Ne? Bayağı zorlu bir yolculuk olacak senin için. Bıçağımız yok ki, nasıl dilimleyeceğiz? Abi mutfak yayını yapıyoruz, evde hiçbir şey yok. Bıçağımız yok. Şu şeyden gelenlere baksak ya, dışarıdan aldığımız plastik. Keki ıslattık Lito. Bunu yine koyuyorum o zaman. Lara evet, dışarı koy da buzdolabında şeyde soğur. Makasla kes. Bardak yok, bıçak yok. Bu nasıl ev? Bu makasla olur. Ya hayır, neden yok biliyor musunuz? Şimdi ya sensin pis ya. Bıçağım zaten çok yoktu benim. Bıçak almamıştım, kullanmıyorum diye. Her şeyi çatalla kesiyorum ya. Aa, çatalla keserim, kaşıkla keserim. Doğru. Çatal, kaşık var mı? Tamam, getir getir, tamam. Yemek siparişinden kalan bıçak bulduk. Bulmadı. Paketli. Bulmadın mı? Çatal buldum. Neyse tamam. Ben biraz sohbet etmek istiyorum. Sonra benden Berin'e doğum günü hediyesi bıçak geliyor. Sakın korkmayın. Çatal var işte oğlum. Daha ne olsun? Plastik halis muris. Ev yemekçisinden bıçak. Ay çatal. Bıçak yok mu? Malum üşeniyorsun yıkamaya. Ya abi ya, ne yapayım ya? Yıkamaya üşeniyorum. Yıkıyorum da toplu yıkıyorum. Ben mesela ürünleri kullanıyorum, biriktiriyorum, sonra topluca yıkıyorum. Şimdi aslında bitti ama daha yıkamadım. Yıkarım yarın.
Yağmur ile yemek yayını olacaktı. Evet evet yapacağız onu. Hatta orada planımız da vardı ya. İşte jüriler olacaktı. Aa Beyri'nin mumları gelmiş. Çok da büyük değil bu arada. Ben diyorum size. Oha bir de beyaz simli çok güzel. Siz göremiyorsunuz ama ne kadar şıkmış. Bu simler inşallah dökülmez. İşte bana da bu yakışır. Şunu alayım. Bir şu yukarıdaki ışığı kapatsam nasıl duruyor ona bakacağım. Bekle. Ne sürprizi? Ne sürprizi? Jije Berin sürpriz anlayacak. Ay çok kötü oluyor. Niye söylemiyorsun? Bakma. Aa netlik gitti. Ablamı görünce, ay görmeyince bir kamera bozuldu. Açıldı mı ışık? Açıldı. Aa ya çok yoruldum gerçekten. E bunu ne zaman soğuyacak bu ya? Çocuk işi çalıştırırken de yine zorbalıkta çareyi geçtim Nesin'cim. Keşke şunları tek tek kapatabilsem. Konuyu değiştiriyorum. Şunun bir tadına bakayım mı? Başka bir kaşık daha kullanırız. Ne olacak ki? Kaşık çıkartayım mı? Yeni kaşık çıkar aynen. Tadım kaşığı yapıyorum şimdi. Tadım kaşığımızı içine sokuşturuyoruz. Yiyorum. Ay şöyle çok gıda tadı geliyor mudur? Gıda bazı tadı. Ya da öyle bir tat var. Aa bir daha koyamayız. Çift tadım yapamayız. Bunu başkaları da yiyecek. Güzel, başarılı. Ne yapacağım? Arkasıyla yesen. Tamam, arkasıyla ye. Çift tadımdan çok MasterChef izlediğim için çekiniyorum. Ay konuşalım. Aa bunların da tadına bakalım. Bunlar yenilebilir topçuklar. Buna bakalım. Yanımdaki çöpe atıyorum. Aa bu ne kadar fail bir şey oldu ya. Bir de var ya bugünkü halimizi görseniz Berin bir yerde böyle yatıyor. Ben bir yerde böyle yatıyorum. Berin diyorum, NASA'yı diyorum, toplasam ben kuracağım bilgisayarı. O kadar çok üşendik ki bilgisayar kurmaya ama çok eğlendik değil mi? Evet abla. Şimdi bir de bunu almıştık böyle üstüne süs olsun diye bakalım. Anlamadım ki tadını. Bir tane ince anlaşılmıyor. Ama yenilebilir bir şeymiş en azından. Onu görmüş olduk. Normal çikolata ya. Nesrin kremayı dolaba koyman lazım. Aa doğru. Kremayı dolaba koyalım. Koyalım. Bunun üstüne bir filmle kapatayım mı streç? Çek bacaklarını. Streç filmim yok ama alüminyum folyom var. Bununla kapatsam olur bence. Hep zarar. Hem plastik hem alüminyum folyom. Oo yansımayla her şeyi görebilirsiniz. Bunu geri koyalım. Bu ses ne? Abla arabanın şeyi mi yanıyorsun? Onun ses evden geliyor gibi sanki. Tamam bunu kapattık. Ya gerek yok da olsun ne bileyim bir şey olur. O arada dalgona şekerlerimize bakalım mı? Hadi yarışmamızı yapalım. Mustafa abi gelmedi. Ya o Nuri'lerle takılır boş ver. Tamam bunu dolaba koyuyoruz. Ver mi ya? Nereye koyacağım? Yer yok. Şunun üstlerine koy. Tamam. At istiyorsan direkt. Koydum. Biz depremi hissetmedik de Mustafa abi hissetti. Hayır o da hissetmemiş. O da mı hissetti? Kim burada Anadolu yakasında galiba daha az hissediyor. Ben anlamadım. Anadolu yakasında yaşayanlar hissetmemiş çok tanıdıklarım. Dolaba bak savaş alanı gibi. Bu saçma. Değil bu arada toplu. Toplu cam. Öyle değil. Siz yanlış kargaşık burgaşık gördüğünüzden öyle görmüşsünüzdür. Bu arada ben Berin'e sohbet ede durun. Telefonu chat'i Berin'e veriyorum. Hemen dalgona şeker, Squid Game şekerlerime bakıp geleceğim. Hemen geliyorum. Buradan gitseydin ya mal. Ya bu kız mal ya. Tarık bay bay demiş. Bay bay Tarık. Niye gidiyoruz? Selam. Aa, Evmudo demiş ki ben 11. kattayım bayağı sallandı demiş.
Oha, bir şey söyleyeyim mi? Ben bu evden çok beklerdim sallanmasını. Ev 100 yıllık ya, biliyorsunuz şekerini. Herkes diyor ki abla verin. Bizi ablana verme diyorlar. Kaç diyorlar. Aaa! Ya mal ya, işte mal diyorum, boşuna demiyorum. Dur. Bir tane böyle salyangoz var ama salyangoz içinde kalmış. Bir şey yapsak, dur. Buldum. Eğlendin mi bu arada, öldün yani. Hayır, sus. Çok iyi bir challenge buldum. Challenge'ımız şu Berin. Elleme bir şey, bir anlatayım. Bu şu hani var ya, kalıp bundan çıkmıyor ya. Bizim challenge'ımız kalıbı bundan çıkarmak olsun. Nasıl fikir? Hayır. Kırmadan. Kırdı. Kırdım da şekil bozulmadı ki. Ha, şekli mi bozulmamış yani? Evet. E çok basit. Oğlum, ki bu. Salak mısın sen? Ben de abi. Ya yorgan iğnesini boşuna mı aldık ya? E bu kırıldı buraları, yaptım. Çok hızlı oldu. Ama çünkü salak, biz neden o zaman narin narin yapmaya çalışıyoruz? Kalıp çıkmıyor. Önemli olan kalıbı çıkarmaktı. Biliyorum. Ya. Ağlayacak şimdi ya, gerizekalı. Kırıyor mu? Bu daha, bu çok yapış yapış. Onlarınki böyle değil. Yalayarak çıkartmaya çalışalım kalıbı. Hayır. Dur, tadı güzel. Ya bunu yapmak istedim. Cidden bakacağım ben. Oğlum bir şey söyleyeyim bu arada. Böyle bir şey yok. O kadar kalın ki bu. Yani bu yalayarak yapılacak bir şey değil ki. Bir kere gelmiyor bile dilime tadı. Bana geldi, iğrenç. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kalıplar da heba oldu. Bir de tadına bakacağım şöyle. Ay, şeker. İğrenç, tadı çok kötü. Ben aslında önceden çirkin olduğunu fark etmiştim de. Salak. Aptal benim. Ay çok kötü. Dişime yapıştı, çıkmıyor. Aa, sen bir o zaman bir yarım saat oyalan. Abi. Arkadaşlar hepimizi kurtardım. Dişime yapıştı, çıkmıyor. Kürdan lazım, kürdan. İyi ki almışım bunları. Samet sağ ol. Ben geliyorum hemen. Tamam abla, tamam. Arkadaşlar galiba başardık, ablamdan kurtuldum. Ya sen gerizekalı mısın? Bilmiyorum, abla abla arkadaşlar diyor ya. Ay gitti aynen ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok garip bir şey oldu. Yemin ederim dişimin okluzelinin üstü var böyle. Kendisi çıkıldı arkadaşım. Evet. Girdi oturdu, sanki dolguyu ışınlamışsın gibi. Ne yapacağım? Kürdanı kırıyor. Ay. Ben şimdi tek başıma ne yapacağım burada ya? Ne yapayım? Sıkıldım. Abi çok garip oldu. Sıkılmadın mı? Ne yapacağımı bilemedim. Seni niye yapışmadın? Ben ucundan istedim. Senin gibi hop yapmadım. Ne oldu biliyor musun? Hani arka dişler vardır ya. Allah'tan diş hekimim de, malzemelerim yanımda. Hani şeyler vardır ya. Dişlerin, arka dişlerin yüzeyi böyledir ya. Hani üst. Arka diş böyle ya. Burası vardır böyle girintili çıkıntılı. Oraya sanki dolgu yapmışım ya da sakız yapıştırmışım da ışınlamışım gibi yapıştı ve çıkmıyor. Kürdanı kırıyor. Ama benim evde böyle sivri aletlerim vardı. Steril olan. Diş hekimliğinden kalan, onlarla çıkartırım yayın çıkışı artık. Yapacak bir şey yok. Kenara geç. Çıkmıyor. Ne yapacağım? Of Allah'ım of. Geçmiş olsun. Nasıl bu kadar zor olmamalıydı? Ya ne yapayım? Normalde diş hekimi olan varsa oklüzeline yapıştı, çıkmıyor. Sıçtık. Diyebilirim. Yayın bitene kadar ben eriteyim orayı. Yayın bitene kadar dilimi yalayayım orada. Allah'ım.
Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki aynaya bakıp konuşmak gibi hissediyorum şu an. Çünkü chat'i göremiyorum ya. Ya chat'i gerçekten aç, ben göremiyorum. Sen yine oradan okuyorsun. Allah Allah, tamam. Chat'i de açayım ben, dur. Chat'i ekranda açmamıştım. Aramızda 5 yaş var. Sohbet. Soh hayvan yani, anladın mı? Sohbet ne demek biliyor musun? Soh hayvan yani. Duymamış gibi de. Berin doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ha oldu, düzeldi düzeldi. Evet 18 oğlum. Kardeşim niye anime gibi konuşuyor diyor. Anime gibi mi konuşuyorum ya? Cevap versene. Anime izlemedim. Evet öyle konuşuyorsun Berin. Nesrin sen onu bunu çocuğun fotoğraf makinesine aldın mı? Almadık, anlattım Bella Vista. Dün işte çağır dedi ki ne saçma şey. Gerek yok ona, onu alacağına normal başka bir alet varmış daha güzelmiş. Onu söyledi, Berin de vazgeçti almaktan. Ama hala düşünüyor, tam vazgeçmemiş. Soğumuştur ya, hadi artık yapalım kekimizi. Vallahi fenalık geldi. Ben kek istiyorum, hadi. Ben astronomi okudum. Ne oldu, ne alaka? Hadi. Sürebiliyoruz. Ama ay düşüyordu. O değil, diğeri, diğeri. Onu dışına süreceğiz. İçine süreceğimizi getir. Ablacığım hala obez olacaksın. Hala kek. Ya oğlum obez falan değilim ben ya. Obez falan olmayacağım. Ayrıca kek yemiyorum ki. Şu an kek mi yedim? Bak duruyor kek. Yemedim. Benim çocuğun doğum günü. Ne yapalım? Ben Fero'nun şarkısı var ya. Doğum gününde bile yok pasta diye. Öyle mi yapalım ay yani? Bunu şey yapmak lazım Berin. Ne? Nasıl hareketler onlar ya? Çek bir oranı buranı. Bunu böyle bir daha bununla karıştırmak gerekiyor. Emin misin? Evet. Ucunu ucunu atmadım dedi ablaya. Tamam. Bir daha karıştıracağız. Getir hadi artık da. Ben de şunu prize takayım. Ya bu ses nedir abicim ya? Bunun ucunda hala şey var ama hayırlısı. Bu arada birazcık ses gelebilir, haberiniz olsun. Sesi azıcık kısacağım. Ay sesim gelmiyormuş, pardon. Sesi açtım açtım, özür dilerim. Chat'i okuyordum zaten, sizin yazdıklarınızı okuyordum. Hadi artık dökmeye başlıyoruz. Bu niye böyle löpçük gibi oldu? Çok kalın bu. Dur ışığı çek. Bu niye böyle löpçük gibi? Hoppa! Bekle bekle. Baksana çok löpçük oldu. Birinin tutması lazım. Belki bıçak şey yapıyordu. Bence biz bunu kimseye yedirmeyelim abi. Bir tek kendimiz yiyelim ya. Ben gerildim. İçinden bir şey bir şey çıkacak. Şimdi bir şey olacak. Sütü az. Bunu Berin yaptı. Yapacak bir şey yok. Sıva gibi sıvayacağız. Yok yok, oluyor oluyor. Sıkıntı yok. Ben yapıyorum, size göstereceğim birazdan yapılmış halini. Şeylerde, videolarda olur ya, bir şey yaparlar ama yapılmış halini gösterirler yemek videolarında. Ben gıcık olurum, şimdi size de öyle yapacağım. Ya ilk yaptığımızda böyle değildi kıvamı. Sütü az olmuş diyorlar chatten. Olabilir. Tamam, yaptım işte. Gayet doldu. Aralarına yaban mersini koyalım mı? Evet, tabii. Ay, muzu kesmedik.
Ya muzlu löpçük diye koyalım. Bakın oldu. Çok güzel. Ay dur. Ay. Gayet şimdi, de güzel koydum işte. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi al bıçağı. Şimdi şöyle. Bizim ben yaban yok. Mersinlerimiz var. Bence yaban mersinini koyalım. Bunu üstüne mi koysak? Ben de onu düşündüm. Bunu üstüne koyalım. Şimdi çileklerimiz var. Bir de peçete. Mesela elimde krema kaldı. Çilek aldık. Çilekleri falan koyalım. Bunu ben kaldırayım, kalabalık yapmasın. Ama o şeye bağlı. Ben çıkartırım. Böyle çileklerimiz mevcuttur. Çileklerimizi kesip kesip içine atacağım. Yerli mersin yok mu? Yaban var. Pastaya neden patates püresi sürdük? Behrin reşit oluyor, 18'i dolduruyor. Lan öyle değil mi? Şaka yaptım. Patates püresi gibi görünmüş de yayında öyle gözükmüş. Öyle değil aslında. Çileklerimizi doğramaya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Abla konuşamadım. Kesme tahtan var mı? Yok ablam. Ya var da Allah bilir nerede. Hiç olsun gerek yok. Ya. Ne yapacaksın kesme tahtası? Muz için kesme tahtası da gerek mi var? Patates falan kesme tahtası da kesersin. Elinle keseceksin işte. Aa kötüleri doğrayayım da güzelleri üstüne koyarız. Evet. Tamam bu kadar çilek yeter buna. Size de göstereyim. Çilekler, muzlar hepsi ekleniyor. İyice yıkayın. Yok yok bunları önceden yıkadık biz. Önceden hazırladık yani. Bu mesela böyle duruna bakma. Bunu da yıkadık. Bu zaten delikli ya. Su akıyor hatta. Hepsini yıkandı. Sıkıntı yok o konuda. Nesrin yıldızları çekeceğim ayağına yol yapıyor. Astroloji okumuşmuş. Lan onu ben okudum demedim. Ben chatte okuyan birini okudum. Siz evet. O yüzden mi dalga geçiyordunuz benimle? Chatteki birinin yazısını okudum. Biri demiş ki astroloji okudum. O öyle olmuyor. Bir şeyler yazmış işte. Ben onu okudum size. Tamam şimdi sütle üstünü ıslatacağız diğerinin. Ya bence gerek yok. Ya var. Tamam o zaman ıslatalım. Ben bunu ıslatmıştım zaten. Şunu ıslat. Tamam nasıl ıslatacağım? Kaşığı ne yaptın? Islattım kaşığı. Yerde bir kaşık vardı çöpe attım. Yere düşmüş demek ki. Tamam diğer parçamızı. Ama sana bir şey söyleyeceğim Behrin. Hiçbir şey de görmüyorlar ki insanlar gerçekten. Hani bu de... Neyse bunu koyalım tamam. Yok bir şey. En güzeli. Ben bunu ıslatırken sen bunu şey yapabilirsin. Ne yapayım? Ya kamerayı tutsun biri. Gözükmüyor hiçbir şey. Evet şimdi. Bak pastamız da gözüküyor. Bunu böyle ıslatıyoruz. Islandı mı Behrin? O yeterli mi yani? Sütümün markasını göstereyim. İçim rahat laktozsuz süttür kendileri. Şimdi biz bunu reklam yaptık ya bize reklam şeyi vermek zorunda var mı? Beri salak mısın sen ya? Öyle bir şey mi? Böyle bir dünya var mı? O zaman her şeyin reklamını yaparım. Ay gülcem. Mal ya. Hadi ablam. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Hayır çek orayı çek. Çekmeye devam et. Şimdi sen hep böyle dur. Çok iyi kameraman mı oldu? Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Bence tam tersi yapsa. Neyse tamam. Önemli değil. Bunu böyle koyduktan sonracığıma yine kremamızı, kremamız nerede? Löpçük. Kazışıyorum. Elim abi. Abla ya. Bunu Nuri ile Çağrı'nın yediğini düşünsene. Şimdi de.
Gerçekten bu olmuyormuş. Neyse böyle kalsın. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapalım biliyor musun? Çekil çekil. Ne yapalım biliyor musun bence? Biz diğerini de hazırladık ya, onun kıvamı çok iyi, onu koyalım içine ortasına. Hayır ya, bu güzel aslında. Tadı güzel. Elimizle bastırsak şöyle çiğ köfte yoğurur gibi, nasıl olur? Ya bu ilk yaptığımızda kıvamı güzeldi. Neden şimdi böyle? Ablam bilmiyorum ki işte. Şey yap bak, elimizle bardak alalım, bardakla bastıralım. Hadi bardak al. Var mı bak? Tamam çekil bir, ben yapayım. Chat bir tek randomunuzu okuyorum. Yani tüm yazılanlar randommuş gibi hissediyorum şu an. Yanık. Verin buna. Artık bu kremayı asla dökemeyiz. Dolaptaki kremayı dökelim abla. Bundan sonrakileri. Süt dök diyorlar. Süt mü dökelim? Biraz nazik. Süt buna döksek oluyor mu? Süt döküp karıştıralım blenderla, doğru. Karıştırayım mı şunu? İlk bir, onunla karıştır, onunla. Aman çok mantıklı. Var ya, chat'i görememek dünyanın en büyük sorunu ya. O yüzden oldu, yoksa hemen anlardık. Bekle bir ilk olsun, sonra mantıklı mı değil mi? Mantıklı, bence mantıklı, ben anladım olayı. Gözükmüyor ki ekranda. Beni ne yapıyorsun? Karıştır onu daha. Buraya dökeceğim zannettim. Yani çok soğuktum. Tamam. Bir, son bir göstereyim kameralarımıza. Şöyle yaptım. Oldu bence. Ben 10 saattir bir pasta yapamadım. Mikserle daha iyi olur. Mikserle çırpıyorlar Beğen. Telden açın çete. Telefonun aslında açık. Ama onu da göremiyorum. İyi yaydır. Beni ne yapıyorsun? Krem şantimiz dolapta bekliyor. Mavi yaptık onu da. Bilmeyenler için, yeni gelenler için mavi renkli gıda boyalı krem şantilerimiz var. Mikserimiz. Yere bir şey döktüm. Ya bu kremanın böyle olduğunu ben biliyordum da işte. Hep böyle oluyor soğuyunca. Senden de değil bence yani. Tamam ya, ben buna çilek milek doğrayayım artık bari. Bunu karıştırın, sesi kıs istiyorsan. Kapatayım mı sesi? Hayır kapatma, buradan kısıyorum.
bir şey yapamadığında bana kızıyor. Sen kapattırdın. Ablacığım. Chat'i de görmüyorum ya. Sen birimiz baksın bari. Zaten ikimiz iş yapamıyoruz. Yayıncım chat'i okumuyor. Yayıncının gözü bozuk, chat'i göremiyor. Tamam. Bu katımız doldu. Şöyle göstereyim. Bu kat da hazır. Şuraya ne kadar homojen koymuşsun. Tamam. Şimdi next station'a geçiyoruz. Tamam, yine beni çek, ben ıslatacağım. Tamam. Burayı çek. Yağmur hoş geldin bu arada. Zar zor gördüm. Şimdi burayı ıslatıyoruz. Allah'ım ya. Sıkıntı yok değil mi ses mes? Tamam, oldu. Bunu da koyduk. Üçüncü katımız da hazır. Yap ablam yap, Allah aşkına sen yap, ben çok yoruldum, elimi yıkayıp geliyor. Şunu ters ters koyup duruyorsun çocuk ya. Ben geldim yine. Süt fikri için teşekkürler bu arada, yoksa bu pasta olmayacaktı yani. Namaste, hoş bulduk. Ben de chat'i okuyayım. İçine kreması biraz az gibi sanki demiş. Evet. Ya. Evet öyle oldu. Niye oldu bilmiyorum. Erkan hoş geldin. Beğenin git pasta al abicim, gençsin daha. Kendi onun pastasını kendi yapan koca yürekli beğerim be. Ya Dilay saçma ama çok yoruldum, ben yaptım. Bu işin sonu sıkıntı, bence de öyle. Ben de şey yapalım. Bu son kat sefer mi? Güzel oldu. Ben yaptım onu. Evet, bu son kat, kremayı bol koy. Kaşık kırılacak. Bu da olacak ya. Ama bunu krem şanti dökeceğiz. Neyse, benim pastacı olduğumu biliyorsun değil mi? Hayır, bilmiyorum. Yarın sabah hastaneden zehirlendik yayını geliyorsunuz. Abi hiç canım çekmedi, bu nasıl pasta? Vayikon tamam, birazdan çekecek. Son halini görünce çekecek canım. Bunu yiyen korona olur. Bir de gerçekten bu yayının biz böyle yarım saatte biteceğini zannettik ya. O da ayrı bir komedi yani. Yeterli mi? Yeterli değil mi bu chat, bu kadar? Yeterli. Son tamam. Kat bayağı fazla oldu. Neyse tamam. Bunu biz kendimiz yeriz Allah. Zaten ben bunu hayatım orilere imkansız götürmem yani. Çok kötü bunu oldu. Kaldırayım ortadan. Tamam, çilek milek kesiyorum şimdi, buraları görmeseniz de yine olur. Beğenin o arada sen de bunu da ıslat ablam. Ben muz kesiyorum ya. Tamam, muzu hızlı kes o zaman. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Çilekleri koyacağız birazdan. Böyle dik dik koyacağım çilekleri. Bir çilek daha doğrayalım. Ben de diğer muzu geçeyim. Dur. Göstereceğim size, bekleyin. Bir çilek daha koyayım mı? Hadi bol çilekli olsun sonuncusu. Şimdi ben bunu yiyemeyeceğim ya. Bu pastayı ne yapacağız biz ya? Biz de yiyemeyeceğiz. Ben diyetteyim ya, hardcore. Ben o yüzden yiyemeyeceğim. Dotkar Ötker çileği şey işte, babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi diyor ya çocuk. Böyle pastanın üstüne çilekler koyuyorlar, göz yapıyorlar. Komşulara verin ya. Yazık, günah. Niye öyle bir şey yapalım, yapmayalım bence. Beri sen ne yapıyorsun? Allah'ım, sütü direkt döküyor. Bu arada bir göster şurayı, kötü diyenler utansın Beri'nin. Bence güzel duruyor şu an. Utanın ulan. Güzel duruyor. Niye kötü dursun ki? Tamam. Şimdi kapatalım. Hı. Tamam. Son katımızı da hayırlı olsun koyduk. Göstereyim. Şimdi krem şanti ile her tarafını kaplayacağız. Dur bekle, şunu şöyle yapayım.
size göstereyim. Krem şantimiz bak Yağmur. Mavi renkli krem şanti yaptık. Verin sen koy ben seni çekeyim. Boş ver şimdi onları. Hemen hızlıca atıştır oraya. Sen koy ben seni çekeceğim. Tamam. Çok iyi kapla ama tamam mı? Çok iyi olsun. Senin spatulan tarzı bir şey var ya. Spatulan var. Onunla düzleştiririz üstünü. Tamam. Ablam bu kadar yavaş mı yapacağız bu işi ya? Ya of ya beni sıçrası bu krem şantiyi biz çok mu yaptık ya? Evet burada. Chat bir şey diyorum ben de chat'i okuyayım bari. Neyse ben seni çekeyim Ayana her şeyi kıza yaptırıyor. Ya Dilay Behrin böyle şeyleri yapmayı sevdiği için öyle diyorum. Behrin çekmeyi sevmiyor çünkü. Daha demin Behrin'e kamerayı tut yapayım dedim elim ağrıdı diye söylendi. Son kararım su yeşili. Evet rengi çok güzel ama. Biri kalıbın kenarından ısırmış. Hayır o bozuk mu diye kopartıp denedik. Pasta şirin aromalı. Aynen. Şirin aromalı dondurma olur ya onlar gibi ha. Renk bence de çok iyi. Bir de kamera çok kötü çekiyor. Siz bir de gerçekteki halini görseniz. Oo. Bu nedir ya? Bıçakla mı yapsa demiş biri. Diş macunu rengi. Ya Sodel sonu demeyecektin ya. Cidden diş macunu rengi bu. Bu kamera iyice yamuldu galiba. Bu kamera kaymış. Yemek sepetinden hemen bir pasta söyleyelim. Salak. Salak verin ya. Bıçakla cidden mantıklı olabilirmiş. Oğlum bu kremayı biz çok yapmışız ya. Bu pasta kaymış bu. Neyse. Aa, döktün. Ya of ya beni bir gelme. Ağlama Behrin ağlama. Ağlamıyorum ya. Bu kapı ne? Çaldı. Mustafa abi mi geldi? Ablam pasta söylemiş değil mi? Çöpleri yolladık. İsmail abone işaretin duruyor yerinde. Beni ne yapıyorsun? Niye taban buralarına da sürdün? Tipe bak ya salak. Tamam yanları bıçakla yapacağız. Ya Aleyna ya ben diyorum bıçakla yap diye. Yeter ya ne yapayım? Ablam pasta yapmayı neden öğrenmedi? Cidden mantıklı. Biz ilk başta bulamaç olarak döküp en son bıçakla düzeltelim nasıl dedik. Nasıl yapacağım bıçakla mesela? Ablam ben yapayım mı? Evet ya. Ablam şimdi. Kavga etmeyelim ablam. Çek ablam da görsünler nasıl yapılır. Çek beni. Şimdi arkadaşlar anlatıyorum. Mesela bıçakta kalanları ilk başta şöyle akıtıyoruz. Daha sonra... Böyle hareketler ile bu ne ya? Oldu işte. Spiritüel neydi bunun adı? Bilmem ne hareketler ile yapıyoruz işte. Bir dakika burayı şu an siz göremiyorsunuz. Ay benim el parmağım geliyormuş. Ne oldu chat'e de baksana sen. Bakıyorum. İşte böyle güzel oldu bence. Oğlum ne kadar uyuşuk yaptık. Benim daha güzel yaptığımı söylüyorlar. Ya he. Behrin buralara koymuş. Baksana bu ne abi? Al bunu buradan yani. Ama en son. Tamam. En
var biliyor musun? Elimle şöyle düzleyesim var ya. Tilt oldu. Şey denesek ya. Spatulamızı getir aynen. İkinci çekmecede spatulamız var. Aa, ilk defa bir şeyin yerini biliyor. Şöyle bir spatula. Hayır ben göstereceğim. Böyle bir spatulamız var. Çek ablam. Vermeyeceğim. Yemin ederim yorgunluktan ölüyorum. Hop, bir dik Ayhan. Hop, zaten ekranda dümdüz gözüküyormuş ki. Oha çok güzel oluyor. Ne diyorlar? Daha önce niye çıkartmadınız diyorlar değil mi? Diyor ki evet. İnsanlar onunla kuş bokunu temizliyor. Oğlum ne alaka? Bağırma kız diyorlar abla. Ben biraz bağırarak konuşuyorum pardon. Lütfen cam bardak da olsun lütfen. Yanında kuru pastalarımız, kola ziromuz hazır mı? Kuru pasta? Şaka yapıyorum, espriydi o. Doğum günlerinde olur ya kuru pasta getirir. Oh. Tabağı döndürerek yapsana diyorlar evet. Yapıyorum. Buraları fecaatmış lan. Buraları fenaymış. Bir dakika. Ablam maşallah elinden her iş geliyor. El becerisi yüksek bir insanımdır. Buralara da koyalım. Siz buraları göremiyorsunuz arkadaşlar. Fecaat olmuş. Benim elim yine ağrıdı. Bir dakika. Son bir yer kaldı. Son bir yer. Orayı da yapayım yayında. Ablam ne yapıyorsun? Bekleyiniz. Burası olmayacak. Burası ümitsiz bak. Aşağıdan yukarı yapmam lazım. Nasıl yani? Yapıyorum tamam. Ya biz bu bulaşıkları nasıl yıkayacağız beğenirim? Ben ona yanıyorum anladın mı? Bulaşık makinesi yok zaten. Of of. Bizi alan yaşadı vallahi. Ya salak. Aynen. Tamam bitti. Finito. Abla bu arada gerçekten hırdavat bölümünden spatula almanı evine dönür falan yazmışlar. Olabilir mi böyle? Çok finito. Şimdi sadece üstünü süsleyeceğiz. Peçe de versene çok yoruldum. Ben bu akşam iyi bir uyuyup dinlenmek istiyorum. Pastayı bile yemek istemiyorum o derece şu an. Ne şimdi demek? En zevkli kısmına geldik. Kremanın hepsini kullansanız da. Yok. Ama hepsini kullanırsam. Krema tadı gelir bol. Şey olacak hayır. Fazla gelir krema dökülür. Nasıl yapalım? Böyle. Babam güzel. Pasta yapmayı nereden öğrendi? Pastası mı yapıyoruz şu an? Evet. Böyle başlıyorum ben. Başladım. Ben de yemem o pastayı. Oğlum ne alaka yemem? Niye yemiyorsunuz ki? Ne var? Pasta normal. Abi ne kadar kötü olabilir? Bizim İçin inşaattaki malayı şey çantanı buldum galiba. Hayır oğlum spatula diye aldım ben onu. Rengi çok kötü. Ya rengi şirine rengi. Siz bizim sanatımıza saygı göstermiyor musun? Yaban mersini de koyarız. Tamam. Peki neden pasta sipariş etmedik? Sena o zaman bu yayın olmazdı. Pasta yeme yayını olurdu ve çok kısa sürerdi. Benim için bayağı kısa sürerdi. Hemen hüpletebilirdim. Ay ben tamam. Ortaya çilek koymayalım bence. Koyalım mı? Chat size soruyoruz. Ortaya çilek koyalım mı, koymayalım mı? Yaban mersinlerini ne yapıyoruz? Ortaya mı? Lepçük diye atıyormuşum böyle. Koy diyoruz. Koy. Ortasına da mı çilek koyalım? Tamam. Ben sen bunu hep gösterirken kamerayı oynatmışsın abla. Ablam özür dilerim. Tamam koyuyorum o zaman. Koy hadi koy. Ay. Tamam çok koyma. 3 tane koy. Bir tane de şu köşeye koy. Anladım okey. Şimdi yaban mersini evet, koyalım aralara.
Ya bozarız diye korkuyorum yaban mersiniyle. Nasıl aralara koyalım? Çikolataları da koyacağız, tamam. Ha, öyle öyle koy. Aa, reklamdaki pasta demiş. Evet. Ama biz daha meyveli yapıyoruz. Simetrik olmadı. Olsun, bir şey olmaz. Bak oraya. Heh, koy, tamam. Tamam tamam, yeter artık. Hadi koy birkaç tane. Ne uyuşuk koydun? Ya tamam ya. Ablam elim ağrıdı. Pastam bu benim. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten güzel oldu bence bu arada. Değil mi? Evet. Bak. Tamam. Bir de boncuklarımız kaldı. Boncukları göster. Şunu değiştirmek istiyorum. Tamam. Boncukları göster. Bence bunu atmayalım. Atmayalım mı? Çok kaliteli ya. Aa, içine konur diyor. Ya benim ne yapıyorsun ya? Söz, ben saplayacağım. Tamam, tamam o zaman, hadi. Koyalım mı? Koyalım mı, koymayalım mı? Yine çete soralım. Koyma. Atma. Koyma diyorlar. Bence de koymayalım. E niye elini aldın ki o zaman? Daha chatten cevap bekliyorduk. Beni çok üzüyorlar. Drama yaşanıyor. Şaka. Ya koyalım mı, koymam? Aa, koy gitsin, ikizler ya misiniz? Elini aldın artık. Koy gitsin ablam, koy. Dök 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 dök. Ne bulduysak koyduk pastası. Aşure gibi pasta yaptık. Tamam. Ablam hadi, döküyorsan dök, kalanı da çöpe dök. Hadi artık ya. Tamam, döktüm, bitti. Pastırma var mı? Pastırma yok maalesef. Okey. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Bitti bu kadar. Pastamızın son halini gösterelim. Kaldıralım havaya. Çok yoruldum. Yere yapıştırmam yok. Oo, yüzüme yapıyormuşsun. Sakın öyle bir şey yapma Beri. Hadi çek. Tamam. Aa, dur dur, ben çekeyim. Mumları unuttuk. Ben çekeyim, Instagram story atayım. Mum nerede? Nesrin, ne acelem var? Kamerayı tutuyorum ya, kolum çok ağrıdı. Özür dilerim. Mumları ne yaptık Berinko? Aa, mumlar burada. Dur, mumları da ben koyayım. Bozmazsan seni. Mumlar bu şekilde. Simli. Beyazmış. Bunlar ıslanmışlar. Niye ıslandılar? Dur, mumları açayım. Beyrim, patlat üzerine patlat demiş. Bak, Sodel. Ya bu kadar emek vermesek yapardım. Ben de, biliyor musun? Ama bir de nimet ya, yazık. Bakışları nimet. Tam içimden onu söylemiştim, biliyor musun? Bakışları nimet, nimet. Aa. Şimdi kimler kimler var? Annem izlemiyor mu acaba şu an? Of anne ya, en özel anımızda yoksun. Kadını ağlatacak mı Beyrim? Beyrim, makası ne yaptık? Makası ver ablam. Yok, bu çıkmıyor. Vallahi sinirlendim artık. Bu açık. Açıldı mı bu? Çekil ve. Tamam. Açtım. Açtım. Ya bir mumu bu kadar uzun sürede açmasam iyiydi ama olsun. Şimdi. Ya bizim çalışma alanımız dar. Siz buraya evet, görmüyor. Evet abi, çalışma alanı. Oo, savaş alanı gibi yani. Ne yapalım şimdi? Mumumuzu koyuyoruz. Şimdi kaç tane var? Asimetrik koyalım. 6 tane var. Bir dakika, düzenleyelim. 1, 2, 3. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Şöyle. Aralara mı koyuyoruz? Bir dakika. 1, 2. Hayır. 1, 2, 3, 4, 5. Hayır, aralara değil. Buraya koy sen. Buraya mı? Şu an kimse göremiyor ama ya. Sen çek de ben koyayım, tamam. İşte. Ocağım var da fırınım yok. Biri sormuş da cevap verdim. E gözükmüyor ki.
İlk başta üçgen şeklini oluşturuyoruz arkadaşlar. Sonra a kare b kare eşittir c kare. Neydi o? Dün izledik ya videoda, yayında. Ne izledik? Ortaya. Mumlar da şey gibi, kilise mumu olur ya, onlara benziyor. Sonra ben üflerken çekelim. Tamam tamam. Çekelim fotoğraf. Burayı temizleyelim ama öyle çekelim bence. Tamam. Ben nasıl plan yapmıştım? Dur. Planını bozdun sen orayı. Yok, bozmadım. Böyleydi. Hı. Yıldız gibi yaptım. Ortasına koydum bir tane de. Çok, bu arada güzel, çok güzel oldu bence. Şunu bir kaldıralım. Bak şimdi. Kaldır 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 burayı. Gayet güzel olmadı mı? Öklit yap, diken dik. Mumla bile kilise mumu gibi. Ben dedim, o espriyi ben yaptım. Bir şey söyleyeceğim. İçini görmeseler bence çok güzel bir şey olduğuna inanırlar. Yani yapılışını görmeseler. Evet ve biz bunu herkesin önünde yaptık. Oo, yoruldum. İşte arkadaşlar biliyorsunuz, o mutfak yayınından bu mutfak yayınına koşuyorum. En son biliyorsunuz ki Serhat MasterChef Serhat birincisiyle. Yani pardon, Serhat MasterChef birincisiyle patates kızartmıştım. Çok konuşamadım. Bu çok şey oldu. Ne denir ona? Çok sükse yarattı. Ha, kilolu bilmem ne bilmem ne olayları döndü biliyorsunuz. Şu anda Behrin Öztürk hanımefendi ile pasta yapıyorum. Bu aralar mutfaktan çıkamadım yani. Ay Allah'ım ya. Mutfak geziyoruz. Gündüz kuşağı programına döndük. Öyle. Yorucuydu. Ama ve lakin şurayı şimdi toplayalım. Böyle fotoğraf çekilerim buradan. Size ses alın yani. Hu hu diye. Ay. Külül demeyelim de gıdıyla ortak yayın diyelim. Ha 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 ha. Abla bana yarım döner ekmek, Serhat abi. O kadar döner dediniz ki canım, döner çekti. Behrin canı dün de döner çekti. Dün diyor ki döner sipariş verelim mi? Mumları ikiye bölebiliriz. İkiye bölürsek ipini bölemeyiz. Akşam çarlam gelecek. Yo, normalde ben şey dedim, Nuri'nin eşyalarını götüreceğiz ya biz. Götürürken pastayı da götürürüz dedim. Hem de Çağrı'yla Nuri'ye de götürmüş oluruz pastayı dedim. Ama ve lakin Nuri'nin işi aceleymiş. Eşyaları alıp gittiler. Öyle olunca da yiyemediler pastayı ama iyi ki gitmişler. Çünkü bu pastadan ümidim dış görünüş olarak çok güzel olsa da iç görünüş olarak, yani içi kötü bir pasta gibi sanki. Burayı toplayalım da öyle. Ben hemen şarap şişesiyle böyle yapıyorlar ya da yapmıyorlar. Hayır öyle şeyler. Bir de onları mı kirleteceğiz? Hemen şöyle yapalım. İlk çöpleri. Ben çöpleri ben atayım. Çöpleri ben atayım. Çöp atmayı çok severim. Ya başka ne iş kalıyor zaten? Diğerlerini de bir kenara, bir köşeye koyalım. Ne yapalım mesela biliyor musun? Mor çöp kovamı geri aldım. Oturduğum yerden çöp topluyorum. Bu arada pastacı kreması çok güzelmiş. Pastacı kreması güzel mi? İyi, biz onu kendimiz yeriz. Ya bu pastaya yazık olacak. Ben ona üzülüyorum, anladın mı? Pasta ya kim yiyecek? Biz bu kadar... Pasta mükemmel olsa bile biz bu kadar büyük bir pastayı nasıl yiyeceğiz? O çok büyük sıkıntı oldu. Chat'i okuyamıyorum şu an. TYT kaç net verin? Happy Cake Day, kına gecesi pastası. Ay yeter artık. Senin doğum günü kutlayanlar da var. Teşekkür ederim. Makası buraya attım. Çileklerin saplarını da atalım. Tamam, çileğimizi kapat. Bunu daha sonra kullanırız. İnanmayacaksınız ama ablam gerçekten bugün diyetini çok güzel yaptı. Hiçbir şey yemedik doğru. Yumurta yedim. Bu kadar. Bu şey, sütün kapağı yok mu? Uşağım. Var, uşağım. Tamam, bunları dolaba koyalım. Tamam. Diğer süt bitti mi? Bitmiş, bitmemiş. Bu da bitmemiş. Tamam. Şu su kabını atayım bunu. At.
Neyse ortalığı sonra toplarız. Chat'le konuşamıyormuşuz gibi hissettim kendimi. Oldu oldu. Hasna göstereyim mi? Hasna. Pastamız çok güzel oldu. Şöyle de göstereyim Hasan. Bak çok oha, güzel olmadı çok mı? Güzel gözüküyor. Şimdi bununla fotoğraf çekineceğiz. Bunları... Çakmak getireyim hemen ben. Bunları nereye toplayayım? Neleri? Buraya koyayım mı? Bunları da oraya koy aynen. Hatta ne yapıyorsun? Dur. Onu oraya koyma. Onu kaldır. Tamam söyleyip ne yapacağımı? Lağım kağıdı komple... Ha atamayız çöpe. Kalıpları alacağız. Tamam koy önce. Çakmak bulmam lazım benim. Tamam buldum. Çakmağımızı getirdik. Yakalım. Dur. Lan bu banlanma sebebi falan değil değil mi ateş çıkartmak? Evet bu babam böyle pasta pastası. Lan bu mum niye yanmıyor peki? Dur bir yasak mıymış bakayım çatı. Ban değil ban değil ya. Biraz hızlı olursan ben de şöyle yapayım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Allah. Beyrin kutluyoruz, kutluyoruz. Dur. Oha Beyrin ilk defa bir şey söyleyeceğim. 773 kişiyle beraber kutlayacaksın. Evet. Oha. Aa geçen sene hepiniz Beyrin doğum günü kutlu olsun yazmıştınız ama ben o sırada uyuyor muydum, ne yapıyordum? Oha geçen sene. Oha geçen sene de ben yayın yapıyordum ki doğru ama onu atmıştım. Ben o zaman chat'le Beyrin'i mi çekeyim? Nasıl yapayım? Chat'i de çekmek istiyorum çünkü. Tamam hadi video çekeyim. 3. Ay tamam. Hayır video çekeyim. Ay, tamam. Üfleme. Chat'i de çekeceğim sonra. Şöyle şurada bunu kaldır abla. Ekrandan çekeyim. Ay, saçım oğlum, yanıyormuş bir de düşünsene. Kaldırsana hafif geç şuraya. Tamam. Gülümse. Ay ben de çıkıyorum bir dakika. Gülümse. Gülümse çekiyorum. Tamam chat'i de çektim. Bir de tamam. Fotoğraf, bir de fotoğraf alayım. Ablişkom'dan chat'iyle beraberden bir fotoğraf geliyor. Ay ben de çıkıyorum ya. Tamam çektik. Ben şimdi üflerken çek video. Çok kötü çıkmış ama olsun. Ben mi? Sen değil. Bilgisayar pis çıkmış. Hadi elim ağrıdı. Tamam dur. Dur çekiyorum çekiyorum. Ay çok teşekkür ederim. Tamam. Üflüyorum. Dur bekle. Dilerimi sileyim. Ne dilesem ki? Ablam 1 milyon abone olsun. Ya beğenin dur bir daha çekemedim. Çekemedim. Tamam. Bir daha. Aynı şey mi diyeyim? Hayır, istediğini dile abla. Ne diledi? Doğum günü kutlu olsun Beyrin. Şak. Klep. Klepler. Şükürüm. Ne dilediğimi söylemem gerçek olmaz. Tamam, çektim. Salak bir dünya video çektim artık. Ne çektim bilmiyorum. Beyrin hadi pastayla bizi de SS alsınlar. Tamam. Alsınlar derken bana atarsanız sevinirim. Almazsanız da canınız sağ olsun. Vay be. Dur chat'i açayım bir bakayım. Klep atmışlar bak. Çok sağ olun. Dur ben de tutacağım. Dur bir dakika. Tut hadi. Tamam tuttum. Poz veriyoruz. Ay biraz pasta zayıf düşüyor gitsin. Pot. Tamam çektik artık. Burnum çirkin çıktı ama artık şop yaparsınız. Bir de benim doğum günümmüş gibi çekelim. Hadi yemek istiyorum artık. Oh be. Bunu o zaman benim doğum günümde de sanki benim doğum günmüş gibi kullanırız. Instagram'a atarım post diye.
Yayın bitti mi şimdi? Bir anda hiç haber vermeden pat diye kapatma tuşuna basıyormuşum. Benden beklenecek hareketlerden biri. Şaka şaka. Hadi keselim mi? Of çok belim ağrıdı. Hadi keselim. Nesrin diyet cici. Hadi bay bay. Dağılın. Diyet cici değil. Daha yemedim ki. Daha diyetim bozmuş sayılmam. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Mumları bir daha yaksak ya. Mumlar bitene kadar kullanalım. Tamam. Beni güzel çek bakayım. Dur ben snap at. Snap mi atacaksın? Sen Snapchat mi kullanıyorsun? Evet. Ben Snapchat'i eskiden kullanırdım. Aaa söyle mi? Belki onlar da... Neyse ya. Ben sınav öğrencisiyim. Yapmayayım ben şimdi. Sınav öğrencisiyim diyorum. Hadi çek madem Snap'ini. Bak. Çok kötü. Oha niye o kadar kötü çıktı? Tamam işte pastamız bu şekildeydi. Hadi benim bir kez daha mumlar yanıp bizi çeksinler. Sonra GGVP. Hadi abla. Tamam. Ya sonra atarsın. Önemli olan çekme. Bekle. Hadi ikimiz üfleyelim. İkimiz üfleyelim. Tamam. Bir. Ben de tutayım. Bir, iki, üç. Oh çok korktum. Sönmeyecek sandım. Tamam çekil. Oley ben düfledim. Tamam işte bu kadardı. Güzeldi. Tadına da bakalım mı? Hadi bakalım. Benim de tutuyor peşine. Gerçekten öyle yahu. Kesiyorum. Ay keseyim bir de. Keser. Kes abla. Ablam kes. Aferin. Ya yakından çekme. Yakından benim. Çekmem gerekti. Chat'i de çekiyorum. Çekiyorum. Kimse bir şey yazmıyor. Yazın. Yazın. Tamam çektim öyle boş. E bu kayda tuş yok hikayede. O Instagram'a güncelleme gelmiş. Heh var kayda çok korktum ya. Yakından çekmem gerekti. Tamam kaydedildi diyor. Tamamdır sonra story atarım Instagram'a. Öyle işte Behrin Hanım kesiyor. Yiyeceğiz yorumumuzu yapacağız tadı güzel mi kötü mü diye. Şöyle tabii göstereyim. Behrin Hanım kesebilirse. Nesrin poğaça emotu gelsin. Ya of ama o zaman kabullenmiş olurum. Eminiz. Can hoş geldin. Ne oldu? Beni sinirlendiriyorsun. Ablam spatula ne içindir? Pastayı kaldırmak içindir. Keşke spatula kullansaydın. Tamam başka kesme bunu biz ikimiz yiyelim. Şöyle kestik onu da göstersin. Bakın. Bir de poz veriyor ya. Aa, niye bu bıçakla sen ye, bu bıçakla ben ye. Tamam, bunu buraya geri sapladım. Sapla. Bıçak değil oğlum, kaşıkla bari yiyelim ya. Ne bıçağı? Şimdi tadım testi yapıyoruz arkadaşlar. Bari bana da çıkarsaydın. Dur. Tadım testi, tadım testi. Şöyle büyükçe ne bir lokma aldım, tamam mı? Bakıyoruz, tadı kötü mü, iyi mi? Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Güzel mi olmuş lan? Ben beğendim. Bir de şu çilekli yerinden deneyelim. Şurada varmış. Bir dakika çok büyük oldu bu lokma. Bir tane daha deniyorum. Belki anlayamamışımdır diye bir tane daha yiyeyim dedim. Hafif bir bayatlık tadı geliyor mu? Hafif bir bayat tadı var. O kesin bozuk olan şeyden dolayı. Biri bozuktu yani son kullanma tarihi geçmişti ama güzel bence. Ama bu pasta bitmez. Yani boşa gidecek. Ama çok üzüldüm. Berin anlat. Reşit oldun. Şimdi artık nereye gitmek istersin? Bir insan reşit olduktan sonra nereye gider? Amerika'ya diyormuş. Abi ne alaka onunla? O da yine... Babam yani yine para sıkıntısı var. Öyle değil. Ama öyle bir soru sorulsun ki 18 yaşında nereye gidebilirsin? Ben 18 yaşında söyleyeyim. Size bir anımı anlatmak istiyorum hemen. Kale içinde çok güzel barlar var. Onlardan birine gitmek isterdim. Ay para mara gitme boşver. Neye gitmek isterdin? Bak şimdi ben anlatıyorum. 15 Temmuz günü. O günü biliyorsunuz. Yılı da öyle yani. Yıl da öyle.
Yılı unuttum da bir an. Kusura bakmayın. Kaçtı? 15 miydi? 2015 miydim? Benim bir arkadaşım doğum günü. Antalya'dayım ve daha reşit değilim. Yani ben 2016'da mı reşit oldum? Ha. 2016'da reşit oldum. 15 Hayır. Temmuz. Hayır. Haziran, Temmuz, Ağustos. Sen bir ay sonra olacaksın. Tamam işte. 2016'da reşit oldum sonuç olarak. Ama 2015'te olduysa bu olay. 2016. Haziran, Temmuz, Ağustos. Tamam Beri, salak mısın? 2015 oluyor. Beri, bir ay sonra doğum günümdü. Yani 2016 Temmuz. Neyi diyorsun sen? Ya Beri 2016 işte, sus ya. Ben 2015'te reşit olmadın mı? Hayır, 2016'da reşit oldum. Arkadaşınla anda bir yaş fark mı vardı yani? Bunu mu diyorsun? Sen gerizekalı mısın? Arkadaşım evet, arkadaşım 2015'te doğdu, ben de 2016'da. Olabilir. Ya ben anlamadım. Ya bir sus artık, bir hikaye anlatmak istiyorum ya, sus. Tamam. Ben işte bu yüzden solo yayın seviyorum, kimse beni susturamıyor. Bak şimdi anlatıyorum. Arkadaşımın adı İrem. Bir de başka şeyler demişler. Bu 15 Temmuz günü bunun doğum günüydü. Tam biz dışarı çıktık Antalya'da ışıklarda falan takılmalık. Ondan sonra bir tek ben reşit değilim. Onun da reşit olduğu gündü. Biz bir tane orada bir yere gidecektik. Tek tek de kimlik kontrolü yapacaklar. Arkadaşım doğum günü 15 Temmuz. Benimki de bir ay sonra. Hatta 25 gün sonra 10 Ağustos. Tamam mı? Yani 25 gün sonra reşit olacağım. Önemsememeleri lazım. Neyse, mekanın kapısına girdik. Ne olay 2015'te oluyorsa 25 gün sonra 2016'ya nasıl geçiyorsun? Ya 2015'te oldu demedim gerizekalı. Tamam, ben o yüzden 2015 diyorum. Ben 2015'te oldu sandım. Ya sen bir susar mısın artık? Niye bağırıyorsun Beril? Sen de bağırıyorsun. Ama sus diye bağırıyorum ya. Tamam. Ya 15 Temmuz'u niye anlattım da anlatacağım ya. Ya bir... Ya ağlayacağım şimdi ya. Tamam. Neyse işte. Herkesi mekana girerken kabul ettiler arkadaşımın arkadaşlarına. Bir grup çaktık. Benim bana dedi ki, aa yaşın tutmuyor, giremezsin dedi. Ben giremeyeceğim için hiç herkes geri çıktı. Yani benim yüzümden mekana giremedik. Herkesinki tutuyordu. Bir tek benimki tutmuyordu. 25 gün vardı arada. Neyse sonuç olarak. Ondan sonra cima biz de başka yere falan filan oturduk. Çarçurt. Bu kadar değil. Bunu mu anlatacaktın? 15 Temmuz olayı da şu, biz oturuyoruz böyle, annem aradı. Ben dedi ki darbe olmuş, nesin çabuk eve geldi. Ben ki anne he aynen falan dedim. Yalan haberdi, Facebook'tan mı gördüm falan diye dalga geçtim. Dedi, oturmaya devam ettim. Sonra bir anda herkes ayaklandı. Biz var ya, ne taksi bulabildik ne bir şey bulabildik. Ben kaç kilometre boyunca taksi ararken tek başıma gece yarısı yürümüştüm. Çok iyi hatırlıyorum, çok korkmuştum. Sonuç olaraktan öyle işte. Ben ilk reşit olmadığımda gıcık oluyordum. Herkes giriyordu sınıf arkadaşlarım. Ben giremiyordum böyle mekanlara. Antalya'da asker mi var ki, boş yer gitsin. Ne? Sikem olay. Olayın sikem olması nedeni ne biliyor musun? Ben gayet normal size... Oo çok güzel bir şey anlatacağım demedim ki. Bir şey anlatacağım dedim. Normal bir şey anlatacaktım sadece. Yani sonuç olarak nereye giderdin ilk? Ya bir sus. Konu buydu ya. Tamam işte konu o. Ben de onu anlattım ya. Tamam işte. Sonuç olarak da ben size bir anımı anlatayım. Aklıma bir şey geldi dedim. Olayın büyümesi ve sikem gözükmesinin nedeni bu gerizekalı canım benim bir tanecik kardeşimle ettiğimiz kavgamızdı. Ay yukarıdan mı vuruyorlar? Yukarıdan vuruyorlar. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Sonuç olarak gitmek istediğim yer mesela ışıklarda Big Yellow Taxi'ye gece yarısı, yani akşam vakitleri almıyorlardı. Oralara giderdim ilk. Sikem değil, sikem diye okunuyor. Sikem ablamı işte. Tilt etmeyelim daha fazla. Hayır lan, ben öyle şeyleri tilt olmam, hatta gülerim. Gıdına ilk ne zaman tanıştın onu anlat. Bir uyandım abi sabah. Bir yaz akşamı falan. Doğum günüm yeni bitmiş, ben dünya pasta yemişim falan. Abi bir kalktım, aynada böyle normal duruyordum. Bu arada var ya, gerçekten ben Gıdım'la ilk ne zaman tanıştığımı hatırlıyorum. Üniversitedeyken ben Gıdım'ın olduğunu bilmiyordum lisede falan. Üniversitedeyken şey muhabbeti oldu. Böyle arkadaş grubumuz vardı. Benim Gıdım'ın muhabbeti döndü. Yazık ya. Dedim ki ya ben çok da farklı değildim. Öyle mi dedim? Ya yani ve bu
gıdımı muhabbeti döndüğünde, yani şu anki kilomdan çok daha aşağıda yine gıdım vardı. Yani Behr'in bile gıdısından rahatsız ki 50 kilo kız aslında. Yani bizim birazcık genetik olabilir. Oha, 2 saat önce de bakmıştım 802 idi, şimdi de 802. Onlar uyumuşlar işte ya. Yayını aç altta bırakmışlar. Demişler ki bu ne? Bunun en pasta yapacağı. Yani ben üniversite 1'de daha zayıftım. Neyse öyle işte sonuç olaraktan. Şu anda çok da kilolu değilim, yeter artık. Bir şey diyeceğim bu arada, evet ya. Ablam zaten... Tamam, bir şey olmaz, öyle de. İşte öyle. Behr'in de... Behr'in sen nasılsın? Ablam işte yani 18 oluyoruz. Ya ben ama hala 18 olamayacağım. Bir ay daha beklemem lazım. 1 Ocak'ta olacağım. Mesela yılbaşında artı 18 bir yere gidebiliyor muyum? 1 Ocak ya. Gidersin. Artı 18 bir yer deyince sanki kötü bir yermiş gibi gidemezsin, anladın mı? Aptal! Seni bırakmıyorum. Yılbaşında biz evimizde oturuyoruz. Ben yıllardır yılbaşında evdeyim bu arada. Biz hiçbir yere gitmedim. Hep Antalya'ya giderim. Zaten korona var. Bu sefer Antalya'ya gitmem bu arada. Yayın açarım. Yani yayın açabilirim. Belki çağrı açar işte. Toplaşırız ya da. Bir lokma daha yiyeyim dedim. Zaten korona. Abi 2,5 saat mutfak yayını ne ya? İnsanlar 2,5 saatte şey yapıyorlar. 600 kişilik yemek menüsü, düğün yemeği falan çıkartıyorlar. Biz bir tane pasta yapabildik. Olsun. Susadım. Şu suyumuzu alsana hemen koluna. Çok susadım, çok susadım. Behr'in mezuna mı kaldı? Yok. Hayır. Babam geç yazdırdı. Okula geç gitti bir sene. Aslında iyi ki de, yani aslında iyi ki de değil, bilmiyorum. Ama üniversiteye gitseydim 2 ay sonra reşit olacaktım, düşünsene. Tüm arkadaşlarım reşit olmuş. Ben hala tek başıma İstanbul'da kalıyorum, ablamla kalmayacağım ben. Biraz sesli konuşmasın, az gidiyor. 2 ay sonra işte reşit oldum. Samet gibi, bu da sesi gelmiyor. Abla sen de 2 dakikada diş çıkartıyorsun, bir de oradan bak. Doğru. Duyuyor musunuz? Tamam tamam. Behr'in ben de kalmayacakmış, öyle söylüyor. Kendi bilir. Çünkü? Evet, niye kalmayacaksın? Oo, yeni Anla. Gelenler olmuş, yeni gelenler olmuş. Bakın bakın, bu bizim pastamız. Bir daha göstereyim. Pastamızı kestik, yedik. Yeni gelenler haberiniz olsun. Çaya kaldınız yani. Çünkü Ulan. Anlatıyorum. Ablam üniversiteye işte gitti, tamam mı? Biz de gittik ablamla. Sonra ben İstanbul'u çok beğendim falan, evini de çok beğendim. Ben de gideceğim, ben de gideceğim falan dedim. Ben buraya taşınacağım dedim. Ablam da izin vermedi. Hayır benim, ben tek kalmak istiyorum dedi. Haklısın doğal olarak, yani 8. sınıf bir insanı niye evini alıyorsun? Niye ki yani? Kardeşim de değil. Üvey zaten. Neyse ben çok aldım ama hatırlıyor musun o zamanları? Hüngür hüngür evde alırım. Hatta okulda hoca benimle konuşmuştu. İşte son sene zaten benim lisede gidersin demişlerdi. Gidemedim sonuç olarak. Neyse. İşte şimdi üniversiteye gittiğimde aynı evde olmayacağız. Çünkü sen beni o zamanlar istememiştin. Ya gerizekalı, annem dedi ki salak mısın, niye gidiyorsun dedi. Yani ben hayır, annem suçlu? Gitmeyi planlıyordu ya, ben o kadar annem, ağlayınca. Annem hep boş boş planlar yapar. Babam da aklı salim bir insan olaraktan der ki yani uf salak mısınız der. Yani boş boş plan yapmayın, oturun oturduğunuz yerde der. Yani bir insan niye... İş, güç, aile, akraba, her şey, zibilyon, 6 tane annemin kardeşi, 30 tane kuzenimiz, dedemler, herkes Antalya'da. Behr'in hanımı ağlıyordu ya. Anne, babamın işi gücü de Antalya'da. Her babamın şey Antalya'da. İşi gücü Antalya'da, Antalya'daydı. Değil. Sus bir dakika. Behr'in hanımı ağlıyor diye bir benim nefte tuttum. 1 artı 1, 29 bak. 29 metrekarelik eve taşınacaklarmış. Ya böyle bir plan olabilir mi? Ben haklıyım. Abla ben zaten sana haklısın dedim. Aşiret ki. Aşiret misiniz? Hayır hayır. Annemler karışık yani. Babamlar 3 kardeş, annemler 7 kardeşmiş öyle. Nefte kalıyordum. Nef 13 cevizli bağda kalıyordum. 1 artı 1'leri bilirler orası. Küçücük oda kadar yer yani. Nasıl kalalım? Öyle oldu. Olaylar öyleydi. Şimdi hala bunun kinini besleyip benimle yaşamayacağını söylüyor. Ama o bana yalvaracak. Diyecek ki... Abla senin evinde kalayım lütfen. Niye öyle bir şey yapayım ki? Bilmiyorum. Ay, Behr'in ayıp etmişiz. Öyle işte, pastamız bu şekilde güzeldi. Bir saniye, şarjım %kaç? Tamam.
Şu %5 kalmış. Pasta güzeldi. Ne yazmış? F13 metrobüse çok mu uzak? F13. F13 metrobüse çok yakın bence. 5 dakika 6 dakika evet. Yürüyorsun. Güzel bir yer oturmak için. Cevizli Bağ'dır. Ben 9. sınıfta Kadıköy'den Cevizli Bağ tek başıma gelmiştim. Biliyor musunuz? Metrobüsle falan. Ay evet. Bu çocuk hep yerini hep kaybetmez yani. O konuda evet. Zekidir. Geldiği yeri unutmuyor. Nerelerden geldin ablam buralara? Öyle işte. Aferin diyor herkes. İşte öyle. Benim doğum günü de kutladık. Annem göremedi diye çok üzüldüm ya. Annem chatte yoktu ya. Pastamıza da son bir pozumuzu verelim. Sonra yavaştan herhalde kaçarız diye düşündüm. Aa kapatıyor muyum? Sen de anlatmak istiyor musun? Benim derslerimde poz veriyor ya salak gibi. Ben öylesine poz veriyorum. Gıdım çıkmasın diye. Sen niye poz veriyorsun? Bir arada bunu tuttuğumda da elimde bir şey kalıyor. Yalıyorum sürekli. Çağrı açana kadar devam. Ama çok yoruldum be ya. Bir de ablam Çağrı abinin yayınına katılacak ya, dinlenmesi lazım. Ben öyle, benim triplerim var siz bilmiyorsunuz. Şey diyor. Oy. Bu arada Yasin Yılmaz daha demin de 10 bit atmıştı. Şimdi 10 bit attı. Çok teşekkür ederim. Şu an bilgisayar çok uzamda olduğu için chat'i bile zor görüyorum. Doğum günü hediyesi atmış. Aa sağ ol. Çok sağ ol. Tamam Berin'e veririm. Ben ona hediye alırım, ona eklerim. İşte abone falan olduysanız, okumadıysam özür dilerim. Kukuro kademe 2 12. ayını yenilemiş. Kukuro yeni gördüm. 12 çok mi? Sağ ol. Bir sene olmuş. Ki ben de bir senedir yayın açıyorum. Öztürk 9. ayını yenilemiş. Vitrem 3. ayını yenilemiş. Doğum günü kutlu olsun Berin demiş. Teşekkür İrem, ederim. İrem sağ ol. Başka neler var? İrem'i sağ olun, var olun arkadaşlar. Siz doğmuşsunuz. İsmail de 8. ayını Prime'i yenilemiş. Uzun zamandır yoktun birileri demiş. Öyle de Berin Başkan iyi ki doğdun demiş. İsmail sağ ol. Teşekkürler. Ve Leronik inşallah hala buradasındır. İlk defa Prime'li abone olmuş. Leronik sana da teşekkür ederim. Başka okumadığın var mı? Bella var mı, Vista var mı? Falan herkes doğum günü kutlamış. Teşekkür ederim. Başka? Comolokko 7. ayını yenilemiş. Comolokko bizim mami miydi ya? Bizim mami Comolokko sensin değil mi? 1K izleniyoruz. Tuttu. Onun için pasta hazırlamıştık arkadaşlar. 1K olursak diye. Hadi verin. Şimdi 100 bine. Şimdi 100 bin izlenmiş. Hayır. Embo. 100 bin kişi izlensin. Beri sen bunu mu dilemiştin? 1000 kişi izlesin mi demiştin? Hayır be. Ha iyi bari. Dedim ki çabuk gerçekleşti. Yuh. Ve Embo da 10. ayını yenilemiş. Embo çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Erkin 2. ayını yenilemiş. İyi bayramlar demiş. Erkin sana da teşekkür ederim. Başka kaldı mı? İnşallah okuduklarım buradadırlar ya. Ben çünkü içim kıpçık oluyor. Başka göremedim. Ve Olbi de 5. ayını yenilemiş. Yavaş başka çocuğum. Var mı? Başka yok. Oğlum ne yapayım? Kil veya 9 bunları okumuştum. İşte öyle. Berin önce 10K sonra 100K geliyor yavaş yavaş. Benim hiçbir dövmemin anlamı yok bu arada. Dövmelerimi can sıkıntısına yaptım. Yani kuaföre gider saçımı kestirirsin ya can sıkıntısına. Ben de öyle yaptım. Hatta bir tane sınav haftamda depresyonda olduğum için yapmıştım. Yani şu dövme, şu işte. Bu yamuk duruyor ama aslında yamuk değil. Ama buradaki yamuk. Bunları sınav haftasında canım sıkıldı yapmıştım. Bir de ayak bileğimde vardı ama şimdi gösteremeyeceğim. Onu da Fethiye'de annem, babam, Behrim, ben tatildeydik. Annem tutturdu dövme yaptıracağım diye. Bir tane dövmeciye gittik. Uzun uzun baktık. Adam ilgilendi bir saat falan filan. Sonra annem vazgeçti yaptırmaktan. Ben de ayıp oldu adama diye ben yaptırdım. Yeah. Öyle böyle bir şeyler oldu. İlk dövmesiydi. Kaç yaşındaydın? İlk dövmemde üniversite 2. sınıfa gidiyordum. Ayağımdakini yaptırdığımda üniversite 2'deydim. Bu da üniversite 3'teydim. Peki hiç pişmanlık duyuyor musun? Evet. Ara? Evet mi? Evet duyuyorum. Hayır zaman, ayağımdaki güzel de elimdeki... İşte benim annemle babam izin verdi. Sen tanımıyorsun tabii onları. Annemle babam izin verdi. Annem nerede? Tamam dedi. Ama anlamlı bir şey bulamadığım için yaptırasında gelmiyor. Sen şimdi hiçbiri anlamsız dedin ya. Benimki anlamsız. Eğer sıkılmadım deseydin yaptırırdım. Sıkılmadım zaten. Şey oldu. Ama pişmansın. Ya benim dövmelerin anlamları çok olmaz zaten yani. Tamam bir tanesinin vardır, diğer ikisinin yoktur yani. Yapacak bir şey yok. Ben bu aralar güneş dövmesi falan seviyorum. Bir de şey düşünün, ben şimdi aslan ya da... burcuyum ya. Ya
yaparsın ki? Yap. Bir daha yapalım. Göremeyenler için canlandırma lütfen. 1, 2, 3. Ya da... ne yazmışlar? 3 deyince işte kardeşlik. Gerçekten öyle oldu. Ne diyordum ya? Ha ya da dövmemin anlamı ilk dövmemin anlamı ilk dövmem olması. Ya Behrin ya bu bozuktu ya acaba kafa mı yaptı sen de salak mısın? Yapamadın ya. Ama kafamız nasıl güzel gerçekten. Gerçekten öyle. Bir şey söyleyeceğim. Alkol göstermek yasak değilse size alkollerimi göstereyim. Göstermek yasak mı? Bir tanesi var zaten. Hayır ya. 3 tane var. Bir tane nasıl 3 tane? 3 tane mi var? Tamam bir tane var. Hayır oğlum bir tanesi normal bir tanesi değişik. Yasakmış yasakmış. Değil mi yasak mı? Yasakmış yasakmış. Kim dedi? Baba viski içine, ay pasta içine viski döktünüz hocam kafalar. Gerçekten yerine düşse onu ıslatmışız falan. Bir şey söyleyeyim mi? Size şöyle bir bilgi vereceğim. Kesin mi doğru mu bilmiyorum. Bir ara ben bir soğuk bir kahve almıştım. Markette satılır ya işte Nescafe'nin falan. O tarz bir markanın soğuk kahvesini aldım ve bozukmuş tamam mı? Ama ben içiyorum alkol tadı geliyor. Diyorum ki bu alkollü yani eminim bu normal bir kahve değil. Sonra bir baktım meğersem soğuklamadan bir şey olmuştu. Yani bozukmuş. Arkadaşıma falan içirmiştim bozukmuş. Bir şey bozulduğunda hep tadı alkollüymüş gibi geliyor bana. Bu bilimsel bir şey mi bilmiyorum. Belki de pastanın pandispanyası bozuktu ya kafa yaptı anladın mı? Kavga edelim bakalım kimler kim dövecek ya saçma mı? Öyle işte. Biz ablanla boğaz boğaza kavgalar ediyorduk bir ara. Boğaz boğaza. Anlatma ban yeriz. Yapma bunu. Bir ara dedim. Kaç sene? 3 sene oldu mu? Bak Berin ne yapmışlar? Berin acil bir şeyler yapman lazım. İzleyici düşüyor demişler. Ne yaparsın? Ben normalde hiçbir şey yapmam da Berin'i merak ettim ne yapacak diye. Pasta yüzüne fırla. TikTok'ta şey var ya. Arkadaşlar hani 10K, 100K olacak. 992 olmuş. Ya Allah'ım ya. Bu arada bugün izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Biz birazdan kaçarız. Çünkü Nuri'ler ne yapıyor merak ettim yani. Bir arayayım sorayım belki yanlarına gideriz. Ay eksik kalacak aman. Ya salak mısın be? Bilmiyorum işte. Aa dün ben bu arada ilk defa ıslak hamburger yedim. Normalde. Aa evet onu anlat. Nuri yedirdi zorla. Evet Nuri abi de olmasa yedirmeyeceklerdi bana. Ne oldu biliyor musunuz? Islak hamburger şey de geçti böyle konusu geçti. Ben anlatamıyorum sen anlasın. Ya biz yürüyüş yapalım dedik tamam mı? Ondan sonra yürüyorduk işte hep beraber Nuri falan filan. Ondan sonra ıslak büfe gördük. Nuri de dedi ki aa buranın ıslak hamburgerleri çok güzel dedi. Sonra Berin de dedi ki aa dedi ben hiç hamburger yemedim ıslak hamburger dedi. Nuri de dedi ki aa o zaman ye dedi. Gel dedi alalım dedi. Neyse sonra gittik aldık Berin'e ilk defa yiyorum ıslak hamburger yedirmiş olduk. Öyle normalde beğendin mi? Ben yani çok bir olay yoktu ama iyi normal güzel yani. İşte. İyiydi. Normalde Antalya'da olsa yerdim ama ben Antalya'da hiç görmedim ıslak hamburgerci. Antalya'da var mı cidden ben de bilmiyorum. Ya önceden yoktu ama Antalya'da, son birkaç senedir varsa son bilmiyorum. Son 2 seneye kadar ıslak hamburger gerçekten yoktu. Ben lisedeyken yoktu Antalya'da ama sonradan gelmiştir kesin yani sen bilmiyorsundur. Şeyden yedik Ataşehir'de bir tane adını bilmem ne Suadiye Marmaris büfeden yedik burada aynen. Kale içinde varmış. Ben lisedeyken yoktu. Ben lisem bu arada 6 sene önce falan yaşlandım. Benim düzen lisemin üstünden 10 yıl geçmiş de olacak zamanında. Ay evet ve ben daha liseden mezun oldum. Oha zaten 9. sınıfın üstünden 8 sene falan 9... 2012'de başladım. En son 9 sene önce lise 1'deymişim. Ne kadar yaşlanmışım. Oha. Kız
Kızılkayalar efsane yapıyor. Evet Yağmur, ben de Kızılkayalardan yemiştim. Bir de Öztürklerden demiştim. Soyadım Öztürk olduğu için. Aa evet, yan yanındaydı. Evet, orada ben yemiştim. Annemin soy ismi de, kızlık soy ismi de Kızılkaya. Ya annemin kızlık soy ismi niye herkese söylüyorsun? Ne benim... olacak? Babalık ismini biliyorlar. Ya biri beni hacklemeye çalışırsa, telefondaki operatördeki kadın annenizin kızlık soyadının 5. harfi derse biliyorlar artık hepsi ya. Güvenlik sorumu ihlal ettin şu anda. Salak. Ne biçim saçma salak bir soru bu ya? Kızlık soy ismi herkes bile... Abi. Bir şey söyleyeceğim. Annemin Instagram'da kızlık soy ismi yazıyor. Biosunda. Ama olsun. Belki akıl edemezlerdi onu. Hayır yani. Ulaşılması kolay bir bilgi. Böyle bir güvenlik sistemi olamaz. Birazcık şunu şöyle çekiyorum. Neyse abi. Abi neyse. O zaman ünlülerin çocukları ne yapıyor abla? Cevap ver bana. Ünlülerin çocukları ne yapıyor? Onlar güvenlik sorusunu ilkokuldaki öğretmenleri falan yapıyorlar. Onların soruları farklı oluyormuş ablam. Ben tek tek numara yiyorum. Ya ben Mersin'i çok severim. Neyse zaten banka arayıp sana o soruyu soramaz, sen aradığında sorabilir. Seni ekleme yakıl ediyoruz ama annenin listasındaki soy ismini anlayamıyoruz, o da iyiymiş. Ya oh tamam ya, Ahmet Yasin ya. Oh, onlara klasik soruyorlar, test değil. Vallahi yaban mersini ben önceden biri yaban mersini hiç yemedim demiş. Şöyle bir şey, tadı neye benziyor biliyor musun? Mor eriye benziyor diyebilirim bence. Tadı mor eriye benziyor. Ya ben de ilk defa yedim. Dur. Ne yapayım, soyacağım. Gurmelik yapıyorum şu an. Oy. Yasin 10 bit atmış, ne yazmış? Okusana. Okuyamıyorum. Yasin okuyamıyoruz. Çok küçük. Okuyamadım ve bende de gözükmüyor ne yazdın ama çok teşekkür ederim 10 bitin için, çok sağ ol. Ya tadı ne? Oh, tadı neye benziyor bilmiyorum ama indirime girmiştim Migros'ta, %50 aldım öyle. Nesrin'in gurme olduğu gıdıstan belli oluyor. Tüm bilgileri internette elinde satıyorlar Nesrin, çok takma. Behri niye Antalya'da değil de İstanbul'da? Çünkü Behri normalde Antalya'da. Çünkü Behri normalde Antalya'da diye bir cevap mı? Hayır dur. Ama okul 9 gün tatile girmiş. O da geldi. Birkaç gün sonra da gidecek herhalde. Bilmiyoruz. Mor erikle gül üzümü karışımı demiş biri. Gül üzümü ne be? Gül üzümü hiç yemedim. Bilmiyorum. Oy. Yapıyorsunuz diye inatla atacağım. Yasin okudun bu sefer. Çok teşekkür ederim bu arada. Çok sağ ol. Yayın bitince ne yapacağımızı anlatayım size bu arada. Yayın bitince gideceğim. Şu benim üst dolapta, bunların üstünde, şuranın üstünde diş malzemelerim var okulda kullandığım. O bir tane böyle ucu çengel gibi olan, böyle bıçak gibi bir alet var. Onu alacağım abi. Şu biz yaptık ya dalgona şekeri. O şekeri alacağım. Çıkaracağım oradan. Yapıştı kaldı abi, dolgu gibi oldu ya. Çürütecek orayı. Şu an bakteriler hissedebiliyorum. O şekerleri yiyorlar. O şekerleri yedikleri için salgı salgılıyorlar ve dişim çürümeye başladı yani. Senin bu kardeşin niye sincaba benziyor? Aa ablam, cidden sincaba benziyorsun. Benim Öykü diye arkadaşım var. O da sincaba benziyor. Zaten Öykü sana benziyor. Büyük oyunu çözdük. Yayın sonu planım bu. Bir de işte Nuriler ne yapıyor diye onları ararım. Hatta şimdi arayayım mı bir? Arama. Ararım, dururum, sorarım. Dur. Seni her yerde. Dur lan dur. Ararım. Oh yoruldum. Ona göre erken kapatıp kapatmamaya karar veririm yanlarına gidecek olursam. Ama gerçi artık yapacak bir şey yok. Mutfak da bitti ki. Bir süt ısıta ablam kendine de, süt içsen uykuya dal. Behrin erken uyuyor da. Açmıyorlar telefonu. Ne yazmışlar? Numara görünecek dikkat. Yayın sponsoru 50 PC. Oy. Ya öyle bir şey yok. Samet Şenlik 50 bit atmış. Böyle yayınlar hep gelsin demiş. Samet teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Alo. Ne yapıyorsunuz siz? Ya yuh, yemek mi yiyorsunuz bize haber vermeden? Açın ben. Ya yuh ya. Ya gelin yiyin pastayı. Biraz bayat tadı var ama.
Yeni yaptım ama yaparken o kadar uzun sürdü ki yaparken bayatlamış. Tam ne yapıyoruz yani? Ne? Siz ne yapacaksınız? Akşam yayın var mı? Oy. Tamam. Şu an poker face'im hiçbir şey belli etmeyeceğim chat'e. O zaman yani biz buluşmayacağız. Tamam, ben birazdan yayını kapatırım, konuşuruz tekrar. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Kapattım, çok uzun sürmesin, bay. Oh, tamamdır. Yasin 50 bit daha yollamış. Samet Şite 50, Samet Şenlik 50 bit yollamış. Yasin tamam teşekkür ederim. Hugonis ikinci ayını Prime ile yenilemiş. Çok sağ ol. Var mıymış yayın? Varmış. Belli değilmiş arkadaşlar. Belli değilmiş. Gerçekten öyle dedi. Belli değil dedi. Oy. Samet Şenlik 50 bit daha yollamış. Ne yazmış? Beyin okusana. Tamam kral. Ne? Tamam. Ya, okuyamadım değil mi ya? Benim gözüm bozuldu. Sen niye böylesin? Dur şuradan bakacağım. Ah be, ne yazdığı okunmuyor. Samet gerçekten özür dilerim. Normal kendi setup'ımda olsaydım okurdum ama şu an gerçekten okuyamıyorum. Kusura bakma gerçekten. Ama çok çok sağ ol bitlerin için. Tamam kral, niye kızdın yazmış. He tamam. Belli değilmiş demeden önce zaten sevildim. Canko ya dur hep be. Hep birlikte. Tamam böyle kalsın, Samet atma daha. Oy. Yasin de 11 bit atmış. Çok teşekkür ederim hepinize. Biz yavaştan kaçalım. Dur bakayım. Ay. Tamam, dur. Teşekkür ederim hep birlikte. Bugün izleyen, takip eden, bu arada takip etmediyseniz takip edin lütfen. Normalde masaüstü yayınlarında her şey çok hakimimdir. Chat'i de görürüm, her şeyi görürüm. Ama şu an öyle olmadı. Laptop birazcık gözüm bozuk biliyorsunuz. Ondan sonra acaba kaç gün sonra gidecek? Samet 100 bit dağıtmış bu arada. Çok teşekkür ederim. Bu son yayın olabilir. Ya hayır. Benim Allah korusun banlanır falan. Sırf çakmak gösterdim diye. Son yayının değil, yarın açarız belki. Berin'in son yayını olabilir. Belli değil. Olmaya da bilir. Ne zaman gideceğini daha bilmiyoruz. Ama ve lakin izleyip takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve başka ne diyecektim? Bu kadar işte. Bu kadar söyleyecektim. Hadi kapattık o zaman. Dur. Kestik. Şunları yapayım be. Güzel arkadaşlar. Niye bu kadar güldün ya? Ne yapayım? Host atacak biri var mı? Bakamadım. Moderatörüm de şey yayın. Geliyorlar mı pasta yemeye? Vallahi bilmiyorum. Zeynep anlamadım ne yapıyorlar. Hadi bakayım host. Bir. Tamam dur herkes gidecek ben host atasıya. Kim atacağım bilmiyorum ki. Gitmeyin. Havamız olsun 900 kişi. Ay, salak ya. Tamam. Raid atmadan direkt kapatayım, bulamadım çünkü. Normalde moderatörüm sorardı. Ya başa mı gitsin, bari ünlü olmayan birini at. Ya Berin ya. Böyle bir kararsızla beni niye sürüklüyorsun sormadan etmeden? Herkes Jurokez diyor. Jurokez. Tamam. Şey atayım. UBK'ya atayım. Dur. UBK benimle ilgili çok güzel bir şey yazmış. Aklımda kaldı, atayım. Şey dur. UBK. Alttan tire. Tamam. Raid'i başlatıyorum şimdi, tamam mı? Ondan sonra ne diyecektim? Ya geçen şeyde çağrı chat'ini görmüştüm, o yüzden yazdım dedim.